Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Erdün, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 21 Eylül 2021 Salı günündeyiz. Saatlerimiz 7.06'yı gösteriyor yaklaşık. 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz Ali abiyle birlikte. Şimdi gündemimizde tabii ki öncelikle milli takım olacak. Dün Alman teknik direktör Stefan Kuntz için bir imza töreni düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde 3 yıllık bir anlaşma yapıldı Kuntz'la. Hem kendisi hem milli takımlardan sorumlu yeni yönetici Hamit Altıntop hem de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundular. Tabii ki buradan birçok konu çıktı aslında. Hem Hamit Altıntop'un son 5 maçla ilgili eleştirisi ki kendisine dahil ediyor ama tabii ağırlıklı olarak Şenol Güneş'i kastederek bazı ifadeler kullandı. Bu süreçte 20-25 teknik direktörle görüştüğünü açıkladı. Türkiye'nin albenisinin çok olduğunu ifade etti. Nihat Özdemir'e tabii ki tazminat sorusu soruldu. İlk sorulardan biri oldu. Biz de yani Kuntz'tan önce bunlar merak ediliyor basınımız tarafından demek ki. Onunla ilgili hem Şenol Güneş hem Kuntz'un tazminatıyla ilgili yine açıklamaları oldu. Kuntz da o da sempatik bir konuşma yaptı. Bazı sözleri tabii yanlış algılanmış anladığım kadarıyla Sergen Yalçın'la ilgili olan kısmı ama güzel kısımları da var. Türkçe öğreneceğini söylüyor kesinlikle. Yeni yapılanmayla da ilgili yine açıklamalar oldu. İki yardımcısıyla birlikte gelecek. Kendi yardımcısı olacak ve biz de ona bir tane yardımcı vereceğiz. Böyle bir ekip oluşturması bekleniyor. Alman teknik direktörüne hayırlı uğurlu olsun. Milli takım için, Türk futbolu için bakalım bizi daha ileri götürecek mi? Bu anlaşma, bu sözleşme yoksa yine yerimizde mi sayacağız? Ağırlıklı olarak tabii çok fazla şeyin değişeceğini düşünmeyenler var. Ama bakalım bir görelim. Ona da bir şans vermek gerek. Önünde Ekim ayında iki önemli karşılaşma olacak. Ki bizim 6 maçımız geride kaldı. 4 maç oynayıp durumumuz belli olacak. Dünya Kupası elemeleri grubunda. Birinci olmak demek direkt olarak gitmek demek, ikinci olmak demek playoff oynamak, üçüncü olmaksa elenmek demek. Biz şu anda üçüncü sıradayız ama Norveç'te bir maçımız var. Hollanda'nın Norveç'te bir karşılaşması var. Buradaki sonuçlara göre de bizim direkt olarak gitme şansımız da devam ediyor matematiksel olarak. Ama oyun olarak tabii ki şu anda o noktanın çok çok uzağındayız. Dün birinci ligde 3 karşılaşma oynandı. Onların sonuçlarını paylaşayım. Ankara Gücü 2, Menemen Spor 2, Balıkesir Spor 2, Keçiören Gücü 1, Bolu Spor 1, İstanbul Spor 1. Dün 2 beraberlik çıktı. Balıkesir'de ev sahibi olarak kazandığı bir gün geride kaldı birinci ligde. Bugün de Süper Lig'de yeni hafta başlayacak. 6. hafta mücadelelerinde saat 17'de Karagümrük Antalya Spor'u konuk edecek. Yine aynı saatte Rize Spor Altay maçı var. 20'de Beşiktaş Adana Demirspor ve Yeni Malatya Spor, Sivas Spor günün karşılaşmaları. Tabii ki bu maçlarla ilgili de son gelişmeleri, detayları program içinde sizlere aktaracağız. Dün bu arada birinci lig haricinde yurt dışında da önemli karşılaşmalar vardı. Mesela bir tanesi Barcelona-Granada. La Liga'da Barcelona için aslında kolay geçmesi düşünülen ama gerçekte pek de öyle olmayan bir karşılaşma oldu. 1-1 berabere kaldı Barcelona evinde ki golü de son dakikalarda buldu. Maçta tam 54 orta yapmışlar ki bu hafta ben de biraz ortalara takılmıştım. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 38'er orta yaptığı haftayı geride bıraktık. İşler de pek yoluna gitmiyordu. Hani yolunda gitmeyen ortaya başvuruyor gibi bir durum söz konusu. Barcelona'da benzeri olduğunu görüyoruz. Onlar da hani gerçekten bir kimlik değişimi oldu ister istemez.
dün de değişik bir kadroyla, değişik bir anlayışla sahada olduklarını görüyoruz. Diğer tarafta İtalya Serie A'da Napoli Udinese'yi 4-0 mağlup etmeyi başardı ki onlar da 4 hafta sonunda 4 galibiyete ulaşan tek takım oldular ve doğal olarak da lider durumda. Napoli onu Inter ve Milan takip ediyor. Arkasından da Roma ve Fiorentina gelmekte. Tabii Juventus çok ilginç bir şekilde ilk 4 haftada galibiyet alamadı. Sadece 2 puanı var ve küme düşme hattında 18. sırada haftayı kapattı. Son yılların en iyi takımlarından biri İtalya'da şüphesiz ama Ronaldo sonrası da sezona pek iyi başlayamadıklarını görüyoruz. Benfica, Boavista Portekiz'de günün önemli karşılaşmalarından biriydi. Benfica 3-1 kazanmayı başardı. Onlar da tıpkı Napoli gibi kayıpsız ilerliyorlar ki onlarınki 6 maç oldu. 6 maç 18 puan, en yakın rakipleri Porto ve Sporting'in 4 puan önünde lider durumda Benfica'da. Evet, durum bu şekilde, bir özet yaptık dünü. Hemen reklama gidelim. Reklamdan sonra da gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. 7.16 saatlerimiz, Sabah Spor'una devam ediyoruz. Milli takımı biraz konuşacağız. Dün saat 15'te Stefan Kuntz için bir imza töreni düzenlendi. Tam kadro Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu oradaydı. Başkan Nihat Özdemir, başkan vekilleri, yönetim kurulu üyeleri ve milli takımlardan sorumlu yönetici elbette Hamit Altıntop dün söz aldı. Tabii imza atıldı, 3 yıllık bir imza, beklendiği gibi anlaşma zemini aranıyordu. Almanya Futbol Federasyonu'nun izin vermesi gerekiyordu. Onlar da jesti zaten geçen cuma günü herhalde bizim Hattrick programına denk gelmişti. Orada yaptılar ve pazar günü de biz de açıklamayı yaptık. Pazartesi gününe de imza törenini planlamıştık. Dün de bu tören gerçekleşti Ali abi. Açıklamalar görmüşsündür. Nihat Özdemir'den geldi. Hamit Altıntop'tan geldi. Kuntz tabii ki açıklamalarda bulundu. Şimdilik hani yeni bir başlangıç olduğu için çok öyle karamsar da bir hava yok TFF cephesinde. Onlar da umutlu. Kuntz umutlu. Hamit Altıntop Kuntz'u genç, modern ve taktiksel olarak en üst seviyede oynama hedefiyle tanıtmak istiyoruz ifadesini kullandı. Hani benim dünden aklımda kalan ifade bu oldu. Şen Hoca'ya eleştiri vardı üstü kapalı bir şekilde. Milli takımın oynadığı son 5 maçın hiçbir açıklaması olmadığını söyledi Hamit Altıntop. Hiçbir zaman bu kadar çaresiz olmadık. Donuktuk. Bunda hepimizin payı var diyor tabii ama hani herkesin payı vardır muhakkak ama payların büyük bir kısmı teknik heyet ve futbolcularda olduğunu düşünenlerden. Burada da hani Şenol Güneş'e üstü kapalı bir eleştiri gelmiş Hamit Altıntop'tan. 20-25 hocayla görüştüm demesi de enteresan geldi bana. Bu herhalde kendi gitmedi. Aracılar aracılığıyla gelen isimler olduğunu düşünüyorum. Hani milli takımda görev almak isteyen isimler Hamit Altıntop'un da kapısını çalmıştır. Yoksa hani 20-25 kişiyle görüşmek çok makul bir şey mi? Kafanızda hani bu kadar fazla isim olmamalı. Yani hani 5-6 dese normal karşılarım ama 20-25 çok abartı geldi. Dünden yine benim dikkatimi çeken kısımlardan biri bu oldu. Yabancı kuralı soruldu. Yani bizim de standart hani tazminat, yabancı kuralı. Çok şaşırtıcı olmayan şeyler geldi. Onunla da ilgili çelişkili bir açıklama geldi Nihat Özdemir'den. Hocamızın da Hamit Altıntop'un da görüşünü alacağız dedi. Gelecek sezonda ama yabancı kuralı devam edeceğini söyleyebilirim diye ekledi. Herhalde öylesine görüşünü alacak ve konu kapanacak. Hani almış olmak için alacağını düşünüyorum. Bir de Hamit Altıntop'u niye alıyorsunuz zaten? Hani zaten onun düşüncesi bellidir. Yönetim kurulundan geçti bu karar sonuçta. Ve yine ben bombardıman şeklinde yapıyorum ama bir yerden başlarız. Bir de Kuntz'un kıyafeti çok eleştirildi dün. Daha ilk mesajımız bir dinleyicimizden bu yönde geldi sabah sabah. İşte herkes takım elbiseli orada. Bütün TFF yönetim kurulu üyeleri, başkan aynı şekilde. Ama Kuntz montuyla gelmiş. Bu ne ciddiyetsizlik? Bizi ciddiye almıyor mu? Bizi küçük mü görüyor gibi daha dakika bir gol bir eleştirilerimiz de başlamış durumda. Herkese günaydın öncelikle. İyi bir gün olsun, güzel bir gün olsun. İnşallah. İnşallah. Temennimiz o yönde. Aynen. Şimdi bir kere Stefan Kuntz cesur bir adam. Çünkü Türk futbol tarihinin en kötü
Türkiye Futbol Federasyonu'nun dönemine denk geldi. Bu sadece başlı başına bir cesaret örneğidir. Bu kadar kötü bir federasyonun teknik direktörü olmak sadece cesur adamların yapabileceği bir iştir. Kuntz'u o bakımdan ben bir kere kutluyorum. Bunun dışında Kuntz önemli bir futbol adamı, değerli bir futbol adamı Almanya'da. Almanya'da oyuncu olarak da çok seviliyordu. Daha sonra futbolun içinde yer aldığı farklı görevlerde de çok sevildi ve başarılı oldu. Ve şimdi de kariyerine A milli takım teknik direktörü olarak devam edecek. Dolayısıyla Stefan Kuntz için ortada büyük bir fırsat var kendini teknik adam olarak kanıtlaması için. Ki programda 3-4 gün önce bahsettik. Ondan sonra yine konusu geldi. Stefan Kuntz'un Almanya U21 milli takım teknik direktörlüğünden sonra A milli takım teknik direktörlüğü için de ismi geçiyordu. Bu da aslında başlı başına ne kadar değerli bir futbol adamı olduğunu göstermekte. Stefan Kuntz dünkü çocuk değil. 58 yaşında bir futbol adamı. Dolayısıyla Stefan Kuntz'a hani Stefan Kuntz'un çok dediğim gibi diğer Almanlardan ayrılan sempatik bir tarafı var. Yaklaşılabilir bir görüntüsü var Stefan Kuntz'un ama tekrar söylüyorum 58 yaşında futbolda hemen hemen her şeyi görmüş bir insan. Onu kısmı da unutmamak lazım. İşin diğer tarafına gelirsek milli takımla ilgili hala çözemediğimiz milli takımla ilgili hesaplaşmanın hala devam ettiği bir dönemdeyiz. Bunu da asla unutmamak gerekiyor. Bizim çocuklardan nereye geldiğimizi, hangi konuya konuları konuştuğumuzu asla unutmamak gerekiyor. Çünkü biz sadece başarıya odaklı, başarı geldiği zaman mış gibi yapan ama en ufak bir başarısızlıkta da tüm kılıçları çeken ve birbirini sırtına saplamaktan asla imtina etmeyen bir topluluk haline geldik. Dolayısıyla Kuntz'un bir de bu futbol iklimine girmesi, hani en kötü Türkiye Futbol Federasyonu ile çalışacak tarihteki ama bir de böyle bir futbol iklimine girmesi cesaret puanını çarpı 3 yapar. Stefan Kuntz'un milli takımın çok uzun süre İstanbul'da maç yapamadığını, milli takımın İstanbul'da maç yapmama sebebinin İstanbul büyüklerinin taraftarlarının davranışları olduğunu, milli takımın apar topar İstanbul'dan kaçırıldığını, bununla beraber milli takım İstanbul'a döndüğü zaman klasik bir eyyam olarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş statlarında birer maç verildiğini, ondan sonra olağanüstü bir Euro 2020 elemeleri geçirip bizim çocuklar haline geldiğini ama sadece ve sadece Euro 2020'deki 3 karşılaşmayla beraber her şeyin darmadağın olduğunu hiç kimse unutmasın. Bu kadar hassas, bu kadar buz üstünde, bu kadar kaygan bir futbol iklimine sahibiz. İşte bu futbol ikliminde ben geçenlerde de söyledim, Stefan Kuntz'u yerler diye düşünüyorum. Bence Stefan Kuntz güzel, iyi bir tercih kağıt üzerinde. Benim hoşuma gitti. Ama az önce saydığım sebeplerle beraber çok da umutlanamıyorum. Stefan Kuntz ve ekibi ya da o yapılanmaya bırakılsa bir şeyler olabileceğine inancım tam. Ama ona da izin verileceğini pek zannetmiyorum. O yüzden biraz karamsarım. Yoksa Stefan Kuntz ismi ortaya atıldığından beri olumluyum, pozitifim. Sen çok güzel bir şey söyledin. Oyuncuların çoğu yabancı dedin. Yurt dışındaki antrenman teknikleri, yurt dışındaki iletişim teknikleri ki Stefan Kuntz U21 milli takım teknik direktörü. Yani aslında gençlere nasıl yaklaşması gerektiğini, onlarla nasıl çalışılması gerektiğini, onlardan nasıl performans alınması gerektiğini bilen bir teknik adam. Bu bakımdan da yine artıları var. Ve işte fakat noktasına geldiğimiz anda işler beni biraz karamsarlığa itiyor. Burada daha hani şöyle iyi olacak, böyle iyi olacak demek isterdim ama tekrar söylüyorum. Hani herkes bir saniye, iki saniye bizim çocuklardan bugüne nasıl geldiğimizi bir düşünsün. Yani Euro 2020 öncesindeki hava, Euro 2020 öncesinde söylenenlerle, yani kusura bakmasınlar burada eleştiri yapanlar, bu milli takım İtalya'yı yener, yarı final oynar diye mesaj atıyorlardı. Ne zaman atıyorlardı bu mesajları? 11 Haziran'dan önce atıyorlardı. 11 Haziran'da İtalya maçıyla beraber 3 karşılaşmayla beraber tepetaklak olduk. Kendimizi dünyanın en üstünde görürken
Avrupa'nın en üstünde oralarda görürken gene yerin dibine batırmayı başardık. O yüzden de şimdi yeniden başlıyoruz. Gene sıfırdan başlıyoruz. Benim gördüğüm tablo bu. Şimdi açıklamalardan mesela Hamit Altıntop diyor ki eğitimde ve bilimde eksikleri görüyoruz ve bunu en kısa zamanda kapatmaya çalışacağız demiş. Bu bir tespit Hamit Altıntop ve bunu milli takımlar sorumluluğu görevine geldiği için yapmıyor aslında. Bunun farkında olan bir isim Hamit Altıntop. Fakat bundan önce milli takım seviyesinde böyle bir görevi yoktu. Selim Soydan o görevdeydi. Biz mesela niye bu vakti kaybettik? Onu da çok anlamış değilim. Yani illa bir başarısızlık. Bu da aslında çok konuşulmayan bir durum ya da çok fazla üzerinde durulmuyor ama bence o kısım da önemli. Yani biz o zaman milli takımlar seviyesinde 2 yıl olmuştur bu TFF yönetimi göreve geleli. 2 yıldan fazla bile olabilir. Şu an tam hatırlamıyorum. Ne kadar süre geçtiyse geçmiş olsun. Biz o yılları o zaman kaybettik milli takımlar seviyesinde. Hamit Altıntop'u bu kadar geç getirerek. Yani bilimde, eğitimde eksik kaldık. Bu da bence tartışılması gereken bir konu. Göz göre göre işte orada da maalesef atamalar çok futbol odaklı yapılmıyor. Zaten hani bu yönetim kuruluna baktığımızda çok liyakata dayalı bir yönetim kurulu olmadı. Zaten açık. Dün fotoğraflara baksanız bile sadece anlıyorsunuz hani bu yönetim kurulunun çok fazla futbolla alakası olmadığını. Ama ne zaman işte futbolla alakası olan insanlara güvenilmeye başlanıyor ya da böyle genç enerjik isimlere işte kötü gidildiğinde keşke en baştan böyle bir güven olsa, güven olursa biz oradan başlasak ama maalesef bu olmuyor ülkemizde. İlla bir dibe vuracağız, illa bir başarısızlık gelecek. Ondan sonra ayağa kalkmaya çalışacağız. Bu benim hoşuma gitmeyen durumlardan biri yani. Hemen başarısız olduk, Hamit Altıntop'a sarılalım, Hamit Altıntop'u getirelim. O ne isterse olsun. Ona geldi şu anda iş bir de. Belki onun için daha iyi oldu. Bilemiyorum. İlk başta bu kadar kredisi olmazdı. Hemen en ufak başarısızlıkta belki görevden alınırdı, bir şey olurdu ama bu da doğru bir yöntem değil. Yani Hamit Altıntop bu ülkenin yetiştirdiği önemli futbol adamlarından biri. Konuşmaları her zaman bir ilgi çekmiştir maç sonlarında futbola dair tespitleri. Yani bu yönetim kurulundaki her üyeden çok daha deneyimli bir isimdi ama sözü de büyük ihtimal en az dinlenen isimdi. Mesela dün Nihat Özdemir'in yabancı kurulla ilgili hocamızın da Hamit Altıntop'un da görüşünü alacağız diyor. Büyük ihtimal benim anladığım Hamit Altıntop karşı çıktı bu kurala. Basında buna dair bir demeci var mı hiçbir fikrim yok şu anda. Ama sen hani küçüksün, deneyimsizsin bize göre. Bize işte tepeden böyle geldi. Yabancı kuralı getireceğiz dendi. Ama şimdi işler kötü gidince Hamit Altıntop'un da bir görüşünü alalım. Yani bu çok kötü bir yönetim anlayışı. Nihat Özdemir ve federasyonundan. Ben de bu yönetim anlayışıyla nereye kadar gidebiliriz? Ben de çok öyle iyimser değilim. Ama bir yandan da umutlanmak istiyorum. Sonuçta umutsuzluğa yaşanmıyor. Eğitime, bilime önem veren, çağı yakalayan, modern, liyakate dayalı bir düzene sahip olan bir milli takım görmek herkes gibi benim de hayalim. Buna dair bir adım atıldı. Kuntz'la birlikte, Hamit Altıntop'la beraber. İnşallah hani kafasındaki şeyleri yapabilecek ortamı bulur Stefan Kuntz. Hamit Altıntop da ona iyi bir kalkan olur. Hani benim tek temennim bu. Ama dediğim gibi çok fazla da bunun uzun vadeli gidebileceğini düşünmeyenlerdenim. Ama umarız ikimiz de bu anlamda yanılırız. Bir şey daha ekleyeyim yalnız. Sen hani bir şekilde Hamit Altıntop'a dönülmesinin olumlu olduğunu düşünüyorsun. Hı hı. Hamit Altıntop'un da şu an milli takım bünyesinde olması, TFF yönetim kurulunda olması sadece Hamit Altıntop'un iyi bir futbol adamı olmasıyla alakalı değil. Onu da unutmayalım. Yani Hamit Altıntop'u da oraya getiren ilişkiler silsilesi var. Hı hı. Onu da unutmayalım. Ya o doğru ama onsuz da olmuyor zaten bu ülkede. Yani bir yerden orada yani da Hamit tutunmak Altıntop, gerekiyor. İşte Almanya'da yetişmiş, Türkiye'de oynamış, Real Madrid'e gitmiş, Bayern Münih'te oynamış, başarılı bir futbol adamı. Dediğin gibi futbol görüşleri her zaman için dikkat çekiyor, tartışılmaya değer oluyor. Ama sadece onlar olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda olduğunu söylemek doğru değil Hamit Altıntop'un. Hamit Altıntop'un da kurduğu ilişkiler sayesinde orada olduğunu unutmayalım. Ya doğrudur, bilmiyorum. O ilişkilere çok hakim değilim gerçekten ama varsa da şaşırmam, yoksa da
Açıkçası çok fazla şaşırmam. Çünkü bu iklimde mesela bir yabancı teknik direktörü getirme cesaretini de gösterebildi. Ki hani bunu hani siyasi iradeye sorsan herhalde kabul etmez. Federasyonda zaten yabancı isme karşı çıkan birçok yönetim kurulu üyesinin olduğu bir ortamda bunu kabul ettirebildi en azından Habit Altıntop. Bu bir bence cesaret örneğidir onun açısından. Yoksa en kolayı hani bir Türk teknik adam getirmek. Yani yabancı kuralı gelmiş, yabancıya sınırlama getirilen bir yerde sen koskoca milli takımı bir yabancıya emanet ediyorsun. Bu tabii ki çok çelişkili bir durum. Bu çok açık bir şekilde görülüyor ama bu çelişkiyi göze alarak federasyon yani bu yönden çok eleştirileceğini herhalde farkındadır. Zaten halihazırda çok eleştirildi. Niye yabancı getirdi? Hadi yabancı getirdin o zaman niye yabancı kuralı var ligimizde gibi eleştiriler gelmişti. Ama bunu kabul ettirebilmesi bile bence başlı başına bir olay. Habit Altıntop'un aslında elinin güçlendiğini bence gösteriyor. Şu anda dediğim gibi tamamen Habit Altıntop'a güvenilen benim anladığım o. Bıraktılar milli takımı, bütün sorumluluğu, bütün yapılanmayı Hamit Altıntop'a, sen ne istersen ne olacak dendi. O da gitti Almanya'nın U21 teknik direktörünü getirdi. Hani kolaya kaçıp ne bileyim Rıza Çalınbay'la anlaşabilirdi ya da işte Yılmaz Vural, Hikmet Karaman, kimse Türk o dönem o ara müsait olan kim varsa onunla anlaşabilirdi. Bunu ben o açıdan yine de olumlu buluyorum. O dediğin ilişkileri de düşünerek. Başka bu açıklamalardan bu kıyafet konusu Ali abi sen takılmayacaksın ama bu dünden beri televizyonlarda da çok konuşuldu ve bu televizyonlarda konuşulanlar bizim konuştuklarımız elbette insanları etkiliyor bir şekilde. O yüzden de dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum bu programı da yaparken ama yani bu kıyafete takılmak daha dakika bir gol bir hani bu mu yani bizi kıyafet mi kurtaracak? Yani kıyafet takım elbiseli gelse Türk futbolu sorunları çözülecekti. Takım elbisesiz geldi, montla geldi. Bizi ciddiye almıyor vesaire. Bu kadar sığ bir bakış açısı ben görmedim. Böyle bir eleştiri yok. Yani Şenol Güneş'in zamanında eleştirilmesi gibi bu Dünya Kupası dönemi işte saçı başı, kıyafeti. O 2002 konu yılıydı. 2021'de değişen bir şey değişen yok. Değişen bir şey yok demek ki. Yani Kuntz gelmiş neymiş? Mont da gelmiş de niye takım elbiseyle gelmemiş? Türkiye ciddiye mi almıyormuş? Ya bununla ölçmeyin ya. Bu şekilcilik. Şekilciliği bırakın. İçe bakın içe. Yani o bir sistem getiriyor mu? Ona bakın. Öyle eleştirin. Öyle eleştirin amenna. Hiçbir lafım olmaz ama tutup da yani kıyafetten eleştirmek falan bunlar çok ucuz. Ucuz şeyler. Çok üzerinde durmaya gerek yok. Stefan Kuntz'un kıyafeti özensiz. Kötü bir kıyafet değil. Takım elbise giyip giymemek de bir tercihtir. Eğer burada salaş bir görüntüyle herkesin göz zevkini bozacak bir şekilde gelseydi o zaman bir şeyler söylense haklı olabilirdi ama öyle bir kıyafet değil. Son derece düzgün. Özenle seçilmiş. Sadece takım elbise değil. Dolayısıyla üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Bence de şık gayet hiç. Ben de takılmamıştım onun kıyafetine. Birkaç yorum okuyalım. Mehmet Ünlü yardımcı direktör için Türkçe, Almanca bilmek tek kriter mi demiş. Yeterince Almanca ve Türkçe bildiğimi düşünüyorum. Bu pozisyona nasıl başvurabilirim demiş. Biraz da futbolda anlamak gerek. Tabii şaka yapıyorum. Futboldan anladığını biliyorum Mehmet Ünlü'nün mesajlarından ama tabii ki eski futbolcu olman gerek öncelikle. O konuda da hala bir gelişme yok. Yani ekibi daha sonra açıklanacağı söylendi. İki antrenörüyle çalışacakmış. Evet ama yine de kimleri getirebilecek Almanya Futbol Federasyonu da o diğer isimlerden birkaçını bırakmak istemediği de söyleniyor. Bakalım onları da herhalde yakın zamanda TFF duyurur. Türk olarak da kim geleceğine dair birçok isim var yine ortalıkta ama o da henüz belli değil ama anlaşılan Almanya doğumlu bir Türk vatandaşının yardımcı olacağı yönünde. Yani çıkan isimlerin hepsinin ortak noktası bu. Kenan Koçak, Halil Altıntop, Mustafa Doğan, Tayfun Korkut gibi hepsi Almanya doğumlu Türk isimler, futbolun içinden gelen isimler. Bu isimlerden biri olacak büyük ihtimalle. Murat Karakaş da demiş ki Hamit Altıntop hamlesi yönetimin kendini kurtarma hareketidir. Bakın işte Hamit'e görev verdik daha ne olsun. Selim Soydan'ı sanki babam görevlendirdi diyerek evet yani bizim de söylemeye çalıştığımız şeylere tercüman olmuş kendisi. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia.
7.39 saatlerimiz, sabah sporuna devam ediyoruz. Stefan Kuntz'u konuştuk ilk bölümde. Sizlerden de birkaç mesaj geldi, onları da paylaştık. Bir mesaj gelmiş, bir aklımda bir konu daha var, onu da paylaşayım da konuyu tabii ki sonrasında geçeriz. Konuşacağımız daha çok konu var. Yeni hafta başlıyor. Süper Lig'de vesaire, onlara da bakacağız. Demiş ki dinleyicimiz, Alman basını takip ettim. Stefan Kuntz'u çok beğeniyorlar ve gittiği için üzgünler. Almanya bizi kıskanıyor mu? Demiş. Tabii ki Kuntz gerçekten çok değerli bir futbol adamı. Ben de takip ettim Alman basını ve gerçekten dediği gibi onun gitmesine üzgünler bir yandan da, ama seviniyorlar onun, çünkü önüne bir fırsat gelmek üzereydi, Almanya milli takımı teknik direktörlüğü, ama Bayern'de çok öngörülemeyen bir durum oldu. İşler iyi giderken orada Hansi Flick de takımın CEO'su, sportif direktörü, artık tam titrini bilmiyorum ama Hasan Salihamidzic işte bir problem yaşadı ve birinden birinin gitmesi gerekiyordu. Orada da Flick gitmesi gereken isim oldu. Teknik direktörle yolları ayırdı Bayern Münih'e. Böyle olunca Flick de yıllar boyu Almanya milli takımında da görev almış, yardımcılık yapmış bir isim. Bayern'de de bu kadar başarılı olunca doğal olarak Alman Futbol Federasyonu'nun öncelik sıralamasında bir numaraya yükseldi. Yoksa Kuntz'la devam edeceklerdi. Yani böyle önemli bir isim aslında Stefan Kuntz. O yüzden hani içten içe bizi kıskanmaları normal, ama tabii ki işin şakası bir tarafa, sonuçta onlar da çok iyi bir teknik adamla yola devam ediyorlar. Hansi Flick de Bayern'de yaptıkları, ondan önceki kariyeri biraz Kuntz'a da benziyor. Biraz geç açıldılar, geç işte birinci adam oldular. Genelde arka planda kalmayı tercih eden isimlerdi. Ama buna çok fazla dayanamayıp birinci adam oldular ve çok da başarılı oldular. Umarız hani Flick gibi Kuntz da biz de başarılı olur diyelim. Ve merak ettiğim konu, acaba Kuntz kalede Uğurcan'ı mı Altay'ı mı tercih edecek? Hangi ismi tercih edecek? Bakalım oradan görelim hangi takıma sempatisi var Kuntz'un. Hazır mısın bu tartışmalara? Kadro seçimi, ilk 11'deki isimler, bunlar doğal yani kaçınılmaz olarak tartışılacaktır yine. İlk bölümde tartışılmasa da sonradan yine tartışılacağını düşünüyorum. Yine tabii ki espri yapıyorum ama bunlar bizim gerçeklerimiz. Şakayla karışık. Biz uzun zaman bunu konuştuk. Bunu teknik adam üzerinden, kulüp üzerinden konuştuk. Kuntz'ta bunun değişmesi için de ben çok bir sebep göremiyorum açıkçası. Hatta şu denir. Arka planda Hamit Altıntop yönetiyor zaten. İşte Hamit ne bileyim Galatasaray deyip oradan bir şeyler de çıkabilir ki bunları da görüyorum. Yani Hamit Altıntop'un işte kadro tercihlerini yapacağına kadar ileri giden yorumlar maalesef gördüm. Milli takım üzerindeki kulüpçülükten kurtulamadık. 2 kere 2 4. Ve bu milli takıma ciddi şekilde zarar veriyor. İşte geçenlerde anlatmaya çalıştım. Hani Fatih Terim, Şenol Güneş bu ülkenin en başarılı teknik adamlarından, ama ikisi de milli takıma geldiği anda belki %50, belki %50'den daha fazla bir kesim onlara karşı olan nefretinden dolayı başarısız olmasını istiyor. Ve her türlü yıkıcı eleştiri yapıyor. Sadece kişisel nefretten. Çünkü Fatih Terim zamanında yaptıklarıyla onları bir şekilde yaralamış. Ama Fatih Terim'i milli takım koltuğuna yakıştıramıyorlar. Çünkü kinleri var. Şenol Güneş de aynı şekilde. O kinle beraber büyüyen nefretle milli takım ciddi zararlar görüyor. Ve milli takım en ufak bir tökezlemesinde, hani normalde sen yolda yürüdüğünü düşün. Ufak bir tökezlediğinde düşmezsin değil mi? Bir sendelersin. Ondan sonra ikinci adımda toparlar, yoluna devam edersin. Dikkat et, bizde hiç öyle olmuyor. Biz en ufak bir tökezlediğimizde zannedersin ki üzerimizden kamyon geçti. O hale geliyoruz. Yere düşüyoruz, bacağımızı kırıyoruz. Yere düşüyoruz, kolumuzu kırıyoruz. Bizim durumumuz bu. Bunun da sebebi işte bu Türk futbolu içindeki kişisel nefretler, kulüpçülük, çıkar çatışmalarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Kuntz'u o yüzden biraz daha bu saldırılardan uzaklaşmış bulabiliriz. Çünkü sonuçta bir takımla Kuntz'u eşleştiremezsin. Şimdi diyecekler ki Beşiktaş'ta oynadı. 96 Beşiktaş'ta oynadı. Buna ne diyeceksin? Herkes işte Sergen Yalçın diyor, Rıza Çalınbay diyor. Kuntz bir sene Beşiktaş'ta oynadı diye Galatasaray ya da Fenerbahçeli taraftarların Kuntz'a karşı bakış açısı olumsuz olmaz. Bir de hani Türkiye'ye gelip iyi işler yapan. Şey çıkmasın mesela, Galatasaray maçında işte Galatasaraylı futbolcuya bir şey yapmıştı. Küfretmişti. Evet. Sağda da öyle bir oyuncu değildi. Değil miydi bilmiyorum.
Çıkar bulurlar bizde bir şey yani. Elbette tabii kazırsam bulur da genel olarak söylüyorum. Son derece profesyonel, son derece iyi niyetli ve büyük mücadele veren bir oyuncuydu Stefan Kuntz. Beşiktaş'taki sezonunda. O yüzden zaten çok sevildi. Bir sezonda iz bırakmak kolay değildir. Onu da unutma. Bir sezon oynayıp iz bırakan bir oyuncu oldu Stefan Kuntz. Neyse hani o bakımdan biraz korunaklı olabilir ama işte az önce senin söylediklerinle beraber hemen aklıma şu geldi. Ya durmuyoruz. Yani durmak bilmiyoruz. Böyle kendi kendimizi yemekte, kendi kendimizi yok etmekte çok başarılıydı. Yani orada dünya sıralamasına gireriz. Sen ne diyorsun? Hamit Altıntop kadro seçimlerini yapacakmış. Yani evet. Hamit Altıntop gerçek teknik direktör, Kuntz kukla. İşi evet. Oraya getirmişler. Evet. Dün saat 3'te imza töreni yapıldı. Bugün saat 7. Hani işte 7'ye ne oldu? 8'e çeyrek var saat. Bu noktaya gelmişiz. İşte o yüzden ben söyledim Kuntz'u burada yerler diye. Yani ne yazık ki bunlardan sıyrılmak ya da bunlarla mücadele ederken istediklerini yapabilmek çok kolay değil. Allah yardımcısı olsun. Stefan Kuntz'un ya da en azından milli takımla ilgili iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışanların. Sadece bu Stefan Kuntz değil, mutlaka Türkiye Futbol Federasyonu'nda da böyle birçok insan var. Ama işleri çok zor. Hani desen ki atomu parçala, daha kolay bir şekilde belki yapabilirler. Bu girdaptan çıkar mıyız? Bu girdaptan çıkmayız. Kolay kolay. Yine başarılı olduğumuz zaman övgüler düzülecek ama az önce anlatmaya çalıştım. Bir ufak bir sendelediğimizde yolumuza devam edemeyeceğiz. Yakıp yıkacaklar. Bir de Ali abi şöyle bir şey düşünüyorum. Biz çok arada kalmadık mı? Bir taraftan Avrupa'yı olmaya çalışıyoruz. İşte Alman bir teknik adam getiriyoruz. Yurt dışında oynayan birçok futbolcumuz var. Oradaki idman tekniklerini görüyorlar. Orada kendilerini daha çok geliştiriyorlar. Bir taraftan da yerel kalıyoruz. Doğuya özeniyoruz. Böyle çok arada kalmış. Yani Türkiye'nin özeti gibi aslında. Hani sadece futbol takımı olarak da söylemiyorum bunu. Yani bir tarafımız işte batıya açılıyor, bir tarafımız doğuda kalıyor. Bu girdabın içinde de bir türlü ileri gidemiyoruz sanki. Yani hep bir hani bir yabancı getiriyoruz, sonra bir yerliye dönüyoruz, tekrar yabancı, tekrar yerli. Bir yönümüzü tam olarak tayin edemedik gibi. Hep rüzgara göre hani bir oraya dönüyoruz, bir buraya dönüyoruz. Şimdi rüzgar batıya doğru esti biraz. İşte Hamit Altıntop Avrupa'yı bir isim, Almanya doğumlu, daha modern, ilerici gözüken, işte bilime önem veren bir isim. Kuntz aynı şekilde. Çoğu futbolcumuz yurt dışında olmasıyla birlikte böyle bir rüzgara kapılmak milli takımın işine de gelebilir diye ben de düşünenlerdendim. Sen de hani bana onay verdin bu konuda. Sen de benzer düşünüyorsun. Çünkü kadroda gerçekten yurt dışında oynayan birçok futbolcumuz var. Şimdi listede önümde açık, hatta yurt dışına gitmesi beklenen de çok oyuncumuz var bizim. Hı hı. Hani Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, bunlar gitmeyen ama gitmesi düşünülen oyuncular. İşte Rıdvan Yılmaz bile adı hani Bundesliga takımlarıyla anılıyordu. İşte Çağlarlar, Ozanlar. Bu isimleri görünce hani bu anlayış bana gerçekten aslında bir yerde oturuyor. Uyum sağlanacak gibi geliyor. Hakan Çağanoğlu ki milli takımımızın 10 numarası bir Almanya doğumlu isim. Bir Almanla çalışacak. Onun belki performansını yükseltmek açısından olumlu olabilir. Bu bilime önem vermek futbolcuya yarayabilir. Ama işte uzun soluklu olabilir mi? Yine biz başarılı sonuçlarda tekrar diğer tarafa mı döneceğiz? Bunlar kafamda benim hep soru işaretleri yaratıyor milli takımla alakalı olarak. Hani bir kimlik oturtamadık bir türlü. Bu da çok kolay bir şey değil. Bunu zaman zaman söylüyorum milli takım konusu açıldığında. Bizim gibi bir milli takım havuzu olan başka bir ülke bana söyleyin. Bugüne kadar bunu 3-4 kere dile getirdim. Herhangi bir örnek gelmedi. Yani bir milli takım söyleyin ki futbolcuların işte 3'te 1'i yurt dışı doğumlu olsun. Böyle bir milli takım yok. Yani varsa da çok nadirdir ve üst seviyede yoktur en azından başarılı milli takım. Biz bu açıdan da çok zorlu bir takımız. Yani bu uyumu sağlamak kolay bir iş değil. Yani biri geliyor Fransa'da yetişmiş, doğmuş, büyümüş. Biri geliyor Almanya'da, biri değil hatta 4-5'i geliyor. Hollanda'da doğup büyüyen isimlerimiz var işte Orkun Kökçü, Ali Dervişoğlu gibi. Bir de Türkiye'de yetişmiş tamamen farklı bir anlayışla o doğuyla batının sentezini bir türlü biz oturtamıyoruz milli takımda. Bir kimya, çok uzun soluklu bir kimya en azından yakalayamıyoruz. Yoksa günlük başarılarımız var. Saman Alevi gibi parladığımız dönemler var ama bunu bir yapı olarak bir kimlik haline getirmek şu ana kadar başaramadığımız bir durum ve bu havuzla da bunu gerçekten başarmak da kolay da bir iş değil bence. Bu tarafı bence hep es geçiliyor.
ama milli takımlar düzeyinde olduğu için, yoksa kulüp takımları da zaten böyle yurt dışında da, ama sürekli berabersin orada. Sonuçta 9 ayını neredeyse beraber geçiriyorsun. Ama milli takımlarda geliyorsun, 10 gün birliktesin. Hani 2 gün idman yapıyorsun. Uyumu sağlamak, uyumu yakalamak da kolay bir iş olmuyor tabii. Kulüpte hani bana böyle bir eleştiri gelebilir. Hani kulüp takımlarında farklı mı? Farklı, çünkü orada çok vakit geçiriyorsun. Artık alışıyorsun bir şekilde. Ama milli takım öyle değil. Yani Eylül'de geliyorsun. İşte 1 Eylül, 11 Eylül'de 10 gün. Ekim öyle. Hani ayda 10 gün, 3 ay, 4 ay bir araya gelsen hani senede maksimum 1,5 ay birliktesin. Bu da bir yapı oluşturmayı da zorlaştırıyor bana kalırsa. Evet, o zaman bu senin söylediklerinden Şenol Güneş tarzı düşünen milli takım teknik direktörlerin aslında bir bakıma doğruyu yaptığını da söyleyebiliriz. Çünkü evet, kulüp takımı gibi düşünüp benzer oyuncuları çağırıp az oyuncu değişikliğiyle beraber o uyumu yakalamaya çalışmak burada çözümlerden biri olabilir. Belki Şenol Güneş bunu düşündü ve o şekilde bir kemik kadrosunu oluşturup ona devam etmek istedi. İşin senin giriş kısmında söylediğin kısmı ise bana göre futbol gibi uluslararası bir işte. Futbol gibi neredeyse her ay, her ayda iki kere, üç kere uluslararası rekabete çıktığım bir noktada artık pasaportun çok fazla bir önemi kalmıyor. Çünkü bu kadar uluslararası bir işte asıl olan o işteki yeterliliğin, o işteki sağlayabildiğin uyumla alakalı. Bu dünyada da böyle. Bak, büyük küresel, büyük şirketlere, onların da başında hep uluslararası insanlar, uluslararası çalışanlar. Orada pasaportun bir önemi kalmıyor. Orada senin yaptıkların ön plana çıkıyor. Bugün Coca-Cola'nın başında bir Türk'ün olması, Biontech'in Türkler tarafından kurulması, Türk asıllı insanlar tarafından kurulması. Bu birçok örneği arttırılabilir. İşte birçok başarılı Türk insanı yabancı şirketlerde çalışıyor. Aynı şekilde birçok başarılı yabancı da Türk şirketlerinde çalışıyor. Çünkü uluslararası iş yapıyorlar. Ama orada verdiğin hepsi yine benim kulüp takımı örneğine daha yakın. Yani sonuçta bir vakit geçiriyorlar, bir alışma süreçleri oluyor. Yok, şunu söylüyorum. O hani sen başladın ya, nereye gittiğimiz belli değil. He. Doğuya mı gidiyoruz, tamam, batıya mı gidiyoruz? Yani oraya takılmamak gerekiyor. Futbol öyle bir iş değil. Futbol uluslararası bir iş olduğu için artık uluslararası arenada ne yapabilir? İnsanların o yeterliliğine bakılmalı. Türk milli takımı eğer doğru hocayı bulursa üst üste 3 yabancı teknik adamla da çalışabilir. Ama şartlar iyi gelişmiştir ülke futbolunda. Bir jenerasyon yakalanmıştır. Üst üste 6 yerli adamla da, teknik adamla da çalışabilirsin. Yani bunun yanlışı Türk milli takımında Türk teknik adam çalışır demek ya da Türk teknik adamları başarısızdır, o yüzden yabancıya yöneliriz demekten başlar zaten. İlk orada yanlışı yaparsın. Önce bir şartları değerlendirirsin. Şartlarına bakarsın. Milli takımı başarıya ulaştırabilecek bir hocaya sahip miyiz? Hocalara sahip miyiz? Evet, bazı hocalarımız var ama şu an milli takım seviyesinde yeterli değiller. O zaman yabancıya bakalım. Yabancı hocalara baktın ama havuzunda iyi yerli hocalar var. Tercihini yerliden yaptın. Buraya çok fazla takılıyoruz. Bunlar futbolun doğruları değil. Bunlar hayatın da doğruları değil. O işe adaylar arasında kim yeterliyse onu alıp onunla devam etmek gerekiyor. Tekrar söylüyorum, üst üste 4 tane yerli hocayla çalışsan başarılı mı olacaksın? Bunun bir garantisi yok. Ya da yabancıya döndüğün anda yerlilerin yarattığı kötü izlerimi silecek mi? Onun da garantisi yok. Sen yeter ki doğru insanı seç. Tabii seçmekle de bitmiyor. O insana da sağlıklı bir çalışma ortamı ver. Aslında bunlar lafta kolay ama tabii ki icraatta çok zor işler. Dolayısıyla o hani işte doğuya savruluyoruz, batıya döndük yüzümüzü, Hamit Altıntop, oraları ben çok önemsemiyorum. Yeter ki doğru insanlar seçilsin layıkıyla ve onlar görevine devam etsin. Ha, onun dışında öteki konu, işte az önce onu da anlatmaya çalıştım. O konuda da eğer böyle bir problem, böyle bir tespit varsa milli takımda, ki ben de sana katılıyorum o tespitte, oyuncuların, o potansiyele sahip oyuncuların form durumu bir yere kadar gözetilerek daha fazla bir arada olmaları ve uyumu sağlamaları istenebilir, beklenebilir. Bu da bir yoldur ama bu da tek doğru değildir. Hep de onu da söylemekte fayda var ama akla yatkın mı? Bence yatkın.
Mesela hani sen şey örneğini verdin ya az önce, Uğur Şahin dedin işte mesela. Evet. İşte ona da baktım, bilmiyordum hikayesini. Mesela 4 yaşında Almanya'ya göçmüşler. Orada doğmuş, orada eğitimini almış bir isim ve Almanya'da böyle bir başarı elde ediyor. Hani gidip de hani 30 yıl Türkiye'de yaşayıp orada gidip bu şirketi ama kurup başarılı olmuyor. Ama öyle insanlar vardır illaki da. Ama ağırlık bence böyle. Hani küçük yaşta gidecek, orada eğitimini almış olacak ve başarılar genelde öyle geliyor. O intibak sürecini yaşamakla alakalı bir durum. Hani Coca-Cola CEO'su da eminim ki benzer bir kariyerden geçmiştir. Ama milli takım bazında bu yurt dışında yetişen futbolcularımızla yurt içinde yetişenlerin o kaynaşması benim her zaman ilgimi çekmiştir yıllar boyu. Bununla ilgili çok fazla şey duymadım. Bu böyle bir problem var mı gerçekten de bilmiyorum ama bence bizi diğer milli takımlardan ayıran noktalardan biri bu en azından. Ve ben bunun bizi negatif etkilediğini düşünenlerdenim. Orada bir uyumsuzluk olduğunu düşünenlerdenim. Dediğim gibi hani doğu batı gibiyiz. Orada bile biz kimlik oluşturamadık aslında. Çok farklı bakıyoruz çünkü yetiştirilme tarzımız çok farklı. Yurt içinde tabii ki yine birbirimizden de farklıyız ama yine de benzer şeyleri alıyoruz. Ama yurt dışında çok daha farklıyız biz. İşte o bir araya geldiğinde nasıl bir, mesela nasıl bakıyor acaba yurt dışında yetişen futbolcular buradaki futbolculara? Eleştiriyorlar mı? Mesela bazı konularda öyle olduğunu hissediyorum ben. Hani eğitimleri, kendine bakmaları vesaire, onlar daha farklı. Bizimkiler daha farklı. Ama bizden yurt dışına gidenler yavaş yavaş o kısma biraz da alışmaya başlıyorlar. İşte Çağlar gibi, Ozan gibi, onlar da biraz Avrupa'yleştiler bu dönemde. Ki bu da bence olması gereken bir şey. Çünkü bizden öndeler o konuda. Yani bu tesadüf olamaz herhalde. Buradan giden her futbolcu yurt dışında üzerine koyuyor. Yani Arda Turan işte fizik olarak üzerine koyuyor. Burada çok yetenekli bir oyuncuyken sadece orada yetenekli ve fizikli bir oyuncu haline geliyor. Çağlar gidince üzerine koyuyor. Ki buradan gittiği de herkes böyle Barcelona eğitimi almaya da gitmiyor. Freiburg'a gittiğinde bile gelişiyor buradan. Hani bizim övdüğümüz Altın Ordu'dan gidiyor. Ama orada aldı eğitim. Buradan da çok daha ileri. Freiburg düşmanı mısın? Ne demek istiyorsun? Altın Ordu düşmanı mıyım demen lazım. Orada daha iyi eğitim alıyor diyorum ben. Buradakinden. Bu tesadüf olamaz değil mi? Yani bir değil iki değil. Çünkü oraya giden her futbolcumuz öyle veya böyle gelişiyor. Bu başarılı oluyor anlamında da değil. Başarısız da oluyor tabii ki. Ama kendine daha çok şey kattı. Kesin. Neyse bu konuyu fazla uzattık büyük ihtimalle. 7.57 yapmışız saatleri. İlk bir saati milli takıma ayırdık. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Reklamdan sonra biraz yurt içindeki gündeme bakalım. Takımlarda kaoslar mevcut. Galatasaray, Cagne söz konusu, Ömer Bayram, Yedlin Babel konusu. Fenerbahçe'de yine yeni transferler çok eleştiriliyor. Kadro kalitesiyle ilgili eleştiriler var. Beşiktaş'ta sakatlık kabusu. Tüm bunları da reklamdan sonra konuşmaya başlayalım. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Hatta 02 saatlerimiz Sabah Spor'una devam ediyoruz. Biraz kulüp takımlarına bakalım. Az önce bir özet yaptım. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki gelişmelerden bahsettim ama karar değiştirdim. Önceliği Trabzonspor'a vereceğim Ali abi. Tamam. Seninle program öncesi de konuştuk. Aslında Trabzonspor puan olarak gayet iyi durumda. 5 maç, 4 galibiyet, 1 beraberlik, henüz mağlubiyeti olmayan 3 takımdan biri Konyaspor, Beşiktaş'la birlikte. Ama diyorsun. Ama tabii yani amalar çok fazla yok, hani bir kısım amalar var. O bir kısım amaya ben dikkat çekmek istiyorum. Türk futbolcuların durumu, sakatlık durumu, Abdülkadir Parmağan, Dorukhan Toköz'ün bir türlü sezon başından bu yana ritme girememeleri ve sürekli sakatlanmaları durumu. Şimdi dün de Trabzonspor'dan bir açıklama geldi bu iki oyuncunun sakatlığıyla ilgili olarak. Abdülkadir Parmak son maçta Kasımpaşa karşılaşmasında 46'da oyuna girdi. 47'de sakatlandı. Oyuna devam edemedi. Sol arka adaleden bir sakatlık yaşadığı açıklandı. Dün Trabzonspor'dan yapılan açıklama bu şekilde. Bir süre takımdan ayrı kalacak. Bunu ben anlamadım. Yani dün de konuşamadık. Aslında dün de aklımdaydı. Hani adale sakatlığı nasıl 2 dakikada meydana gelebilir? Bu neyle açıklanabilir? Yani çok alışık olduğumuz bir şey olmadığını düşünüyorum bu kadar kısa sürede ve sezon yorgunluğu da yok Abdülkadir Parmak'ta.
Yani bu sezon çok az oynamış. Baktım, 4. maçı bu sadece ve 29 dakikası varmış daha öncesinde. Nasıl böyle bir şey başına gelebiliyor? Çok mu kötü ısınıyor devre arasında? Ciddiye mi almıyor idmanları? Yoksa kronik bir sakat haline mi geldi ki? Ben o kısmı kaçırdım, kronik sakat haline geldiyse Abdülkadir Parmak. Çok öyle bir şey de hatırlamıyorum. Bu bana garip geliyor. Aynı şey Dorukhan Toköz için de geçerli. O da yine 83'te oyuna girdi ve sakatlandı. Onun da yine sağ uyluk üst adalet tendonunda gerilme ve ödem tespit edilmiş. Bunlar hani kendilerine bakmamaktan geldiğini düşünüyorum. Bir yandan da Dorukhan'ın hani bir bahanesi olabilir. Geç anlaştı takımla. Sezon öncesi idmanları çok iyi yapamadığı için üstüne sakatlandı da denebilir ama yine de bana garip geliyor Trabzonspor'daki bu yerli futbolcuların durumu. Biraz acaba baskıda mı etkiliyor onları? Taraftar baskısı da mı? Çünkü bir kaçış yolu da olabilir bu sakatlıklar. Oynamak istemedikleri için. Özellikle Abdülkadir Parmak açısından söylüyorum. Dorukhan yeni geldi tabii de. Ya ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular nihayetinde taraftar baskısını uğrasa bile oynamak istiyorlar. Her oyuncu sahada olmak istiyor. Emin misin? Ben şu baskının yüksek olduğu genel olarak söylüyorum. Hani mutlaka. Şimdi Yedin'e sorsan çıkmak istiyor mudur ya da Ömer Bayram'a? Ya da... Genelleyerek konuşuyorum. Oyuncular genelde oynamak istiyor. Sonuçta işleri o. Herkes mesela zorlayarak futbolcu olanı gördün mü? Zorlanarak. Öyle yoktur. Hı hı. Hani zorlanarak bir çocuğu tıp fakültesine sokabilirsin ama zorlayarak. Zorlayarak futbolcu çok çok kolay değildir. Elbette vardır. Ama herkes öncelikle bu işi çok sevdiği için başlıyor. Ve yeteneği de el veriyorsa, biraz da şansı yaver gidiyorsa, şartlarda uygunsa profesyonel futbolcu olabiliyor. O yüzden ben genelinin sahada olmak, oynamak istediğini düşünüyorum. Şimdi bazen oyuncu sakatlık dönüşü biraz acele edebiliyor. Sakatlığın izleri tam geçmeden. Onun dışında senin söylediğin yeteri kadar ısınmamak. Bu da ciddi sakatlık sebeplerinden bir tanesi. O ısınma hareketlerini ciddiye almamak. Bunlar futbolda zaman zaman gördüğümüz durumlar ama ikisinin üst üste gelmesi, ikisinin de yerli oyuncu olması, tabii ikisinin de... Dorukhan'ın biraz darbeye de bağlı olduğu yazılmış haberin içinde ama yine de hani sezon başından bu yana Dorukhan ortalıkta da yoktu. Evet, Dorukhan da hani son dönemde zaten sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Abdülkadir Parmak'ın durumu tabii Dorukhan'a göre çok daha farklı. Çünkü ortada senin söylediğin sebep var. Ayrılmak istediğini biliyoruz Trabzon'dan. Kadı ondan düşük kaldı sonra geçen sene. Bir şekilde kaldı Trabzon'da. Onun etkisi olabilir mi? Mutlaka. Yani bu da göz ardı edilebilecek bir durum değil. Önemli bir payı olabilir Abdülkadir'in şu an içinde bulunduğu hani sakatlıklar durumunda, öyle söyleyebiliriz. Dorukhan biraz daha farklı. Dorukhan'ın ama hala ispat edecek çok şey var. Ben şöyle bir öngörüde bulunmuştum. Hani Dorukhan'ın sezon içerisinde merkez orta sahada formayı kapacağını düşünüyordum ama başlangıç ondan bayağı uzak oldu. Çünkü yerli kuralıyla beraber Trabzonspor'un işte İsmail Köybaşı'nın da aksadığını düşünürsen oralarda Berat dışında bir yerliye daha ihtiyacı var. Ama ön tarafta da birçok kaliteli oyuncu var. Artta buna hatta sadece İsmail Köybaşı değil Abdülkadir Ömür'ün de aksadığını eklemek lazım. Hani orada aslında Dorukhan için bir fırsat var gibi gözükmekte ama o da tabii sakatlıklardan kurtulamazsa, düzenli olarak oynayıp formunu yükseltemezse o şansı elde edemez. Trabzonspor'da tabii şu an az önce senin söylediğin işte 13 puan, 5 karşılaşmada alınan 13 puan Trabzonspor için iyi. Abdullah Avcı mutlaka bunları da görüyordur. Bunlarla ilgili bir planlaması, düşüncesi de vardır. Biraz daha sürece bakmamız lazım oyuncuların bu sezonki performansları için. Tabii hani burada problem, hani ben problemden başladım. Yerliler ama yabancılar konusunda öyle çok büyük problemler yok Trabzonspor'da. İşler fena gitmiyor. Hamşik gayet benimsedi takım. Bakıstas zaten geçen seneden beri devam ediyor. Gollerine devam ediyor. Çok etkili bir sol ayağı olduğunu bu hafta da gösterdi ceza sahası dışından. Vakeme çok iyi başladı sezona. Ki dün de taraftarlar hashtag açmış
sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili Makemen'in. Jervinho sakatlıktan döndü. Cornelius forma girecek. Janini çok iyi başladı. Hani stoperleri iyi. Şimdi sol bekte de Dansville biraz da mecburiyetten oynamaya başladı. Ama işte yabancılar böyle standart üstü giderken yerlilerin onlara çok ayak uyduramaması sezon için problem olabilir. Çünkü yabancı kuralı var. Hani yabancı kuralı olmasa bu çok büyük problem değil. Ama geçen de saydık tek tek sende. Hani tepki almayan ya da almayacağını düşündüğümüz yerlisi yok neredeyse Trabzonspor. Bu çok zor bir durum futbolcular açısından. Şimdi Serkan Asan mesela bir süredir oynamıyor. Abdullah Avcı güvendiğini söylemişti değil mi? Bir evet, basın toplantısında. Evet, ne oldu o basın toplantısından sonra Serkan'ın 11 oynadığını görebilen var mı? Yedek kulübesindeydi. Molde maçı sonrasıydı zannedersem. Tam sonra İspal Köybaşı formayı bırakmadı. Hadi bıraktı sonra işte Trondsen denendi. İşte Dansville oynuyor ama Serkan Asan'a yine o açıdan güvenilmedi. Mesela orada da bir uyumsuzluk var. Söylemle eylem arasında Abdullah Avcı kanadında. Ya Abdullah Avcı yerli üzerinden gidiyorum burada. Basın önünde oyuncuları ateşe atamaz. Mutlak surette oyuncuları koruyacak tarzda konuşması gerekiyor bir teknik adamın. O işin biraz doğasında var. Yalnız dün konuştuğumuz Galatasaray'la ilgili konu Trabzonspor için uzun süredir gündemde. Trabzonspor'un işler istemediği şekilde gittiği noktada bir anda dağılıp gitmesi, bir anda bir bardak suda fırtınaların kopması Trabzonspor'un yıllardır yaşadığı problemler. Özellikle bunu yerli oyuncular bayağı çekti. Bunun derdini, tasasını yerli oyuncular bayağı çekti. Bu sezonda tablonun çok değişmediğini, hatta diğer takımlara böyle yayıldığını görüyoruz. İşte Galatasaray'da dün bahsettik. İşte Fenerbahçe'de Sivasspor karşılaşmasında Muhammed'e yapılan tepki. Beşiktaş'ta şu an öyle bir durum yok gibi. Ama homurtular var işte mesela Ersin'le alakalı olarak. Hani Ersin hala kendini tam olarak ispat etmedi. Yani Ersin'de bir iki maç sallansa bak neler söyleyecek Beşiktaş taraftarı. Böyle bir durum var. Taraftar profili sürekli olarak değişiyor ve sürekli olarak da taraftarlarda bir kurban arıyorlar. Hatta kurbanlar arıyor. Bundan da pek vazgeçmiyorlar. Bu takımı nasıl etkiler? Oyuncuları nasıl etkiler bireysel anlamda? O yapılan tepki oyuncuyu daha sonra iyiye mi götürür yoksa daha da kötüye mi götürür? Bunlar pek düşünülmüyor. Dün uzun uzun bahsettim ama ben böyle tabloların geriye dönüşlerini çok az gördüm şimdiye kadar. Peki işe yaramıyor. Yani kendinizi düşünün. İnsanız, hani sen de ben de futbolcu da olabilirdik Ali abi ki biz de aslında futbolcu olmasak da yine de halka bir şekilde hitap ediyoruz. Bizim kitlemiz var sonuçta. Bizim de her yorumumuz dikkatle takip ediliyor. Eleştiren de çıkıyor ama futbolcunun işi çok daha zor. Anlık o eleştiriyi hissediyorlar. Şimdi bize mesela mesaj üzerinden geliyor. Birkaç tane geliyor. İşte telefon açan bazen eleştirebiliyor. Bunlar başa çıkabiliriz. Çıkabiliyoruz da hani zaman zaman biraz sinirlensek de ama futbolcu sahada performansını icra ederken de ben şu an konuşuyorum. Üstümde mesela tribünden biri bana nasıl yorum yapıyorsun ya? Ne yaptın? Ne yaptın? Böyle yorum mu yapılır dese yuh diye bağırsa şimdi ben işime mi konsantre olacağım? Ne yapacağım? Ne yapabilirim? Çok zor bir şey futbolcu açısından. Mesela Ömer Bayram'ın o çekip gitmesi var ya ısınmada. Yani çok hak veriyorum. Onunla baş edemiyor çünkü demek ki. Artık burasına kadar gelmiş. Tepki bir şey yapmak zorunda o da yani. Çünkü bir şey yapamayacağın noktada hani ne yapabilirsin? Gidersin, küfredersin. Hani olmayacak bir şey ama bir reaksiyon göstermen lazım. Yoksa o içten içe seni bitirecek bir şey. Tahmin ediyorum ki bu da sürekli tekrarlanırsa. Çünkü sürekli tekrarlanıyor Ömer Bayram'da. Her maç tepki. Oyuna girsen suç, girmesen suç. Futbolcuları da anlayabiliyorum bu tepkiler karşısında ve geri dönüşleri gerçekten çok zor. Ben burada ne dersem diyeyim, işte psikolog yardımı alsın, yok kulak asmasın. Öyle olmuyor. Kulak asmasın yani kulağın işitiyor senin ve duyuyorsun. Onunla herkes baş edemez. Çoğu kişi baş edemez. En psikolojik olarak güçlü kişi bile sürekli böyle bir şeye maruz kaldığı anda nasıl baş edecek yani? Öyle bir dünya yok. Çok zor. Baskı altında bildiğini unutursun. Şimdi mesela bizi dinleyen, maçlara giden birçok insan var. Maça gittikleri zaman işte az önce söylediğimiz şekilde tepki veren de var aralarında. Muhakkak. Yani bir oyuncu istediklerini yapamayınca onu yuhalayan, daha da ileri gidip küfür eden, o küfrü sürekli hale getiren, o oyuncuyu kafasına takan, her topu ayağına aldığında ıslıklayan insanlar var.
bunlar tribünlerde, bunlar aramızda. Ama mesela aynı kişiler arabasını park ederken iki kişi baksa park edemez. Çünkü baskı hisseder üzerlerinde, hı hı, ve arabasını düzgün park edemez. İşte onu futbolcuya çevir. Sen orada 90 dakika performans üzerine bir şey yapmak zorundasın. Ve az önce işte senin söylediğin, şimdi benim söylediğim baskıyla beraber o performansı vermesini bekliyorsun. Hakikaten çok zor bir iş. Bununla başa çıkabilecek oyuncu mental seviyede zaten çok farklı bir noktaya gidip iyi işler yapıyor kariyerinde. Ama bazıları da ciddi anlamda orada çok zaman kaybediyorlar. Çok sene kaybediyorlar belki. Onu aşmaları zaman alıyor. Belki hiç aşamıyorlar kariyerleri boyunca. Hakikaten kolay bir iş değil. İşte orada biraz empati yapmalı insan. Maça, futbola, spora bakış açısını belki değerlendirmeli. Ama bunlar çok uzun, detaylı konular. Ali abi, kimse öyle düşünmüyor ki. Yani millet maça şu yüzden gitmiyor. Takım, hani oyuncu kendini geliştirsin, takım geliştirsin. Bir yandan istiyor başarılı olmasını ama ondan önce gelen şey egosu. Egosunu tatmin etmek olduğunu düşünüyorum. Yani o yuklamak onun egosuna çok iyi geliyor. Bence onu düşünüyor. Yoksa takımı düşünse böyle bir tepki vermez zaten. Kim verir? Yani takımı düşünen, oyuncunun gelişimini düşünen biri böyle küfürlü tepki vesaire vermez bence. Ama işte İnsanın da olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi düşünmesi değil mi? Evet. Düşünerek hareket etmesi değil mi? Eğer düşünerek hareket etmiyorsa o zaman sıkıntı oluyor işte. Egosu onun önüne geçiyor. Düşüncesinin önüne geçiyor. Egosunu tatmin etmek için stada gidiyor. Hani mantıklı düşünerek gitmiyor ki. Zaten mantıklı düşünmek istemiyor belki orada zaten. Ya da düşünmek istemiyor hiç. Hiç düşünmek istemiyor. İçinden ne geliyorsa. Evet. Bana ne diyor adam? Yani o onun artık bir şey alanı. Hani, deşarj işte. Aynen, deşarj olma alanı gibi oluyor. Yalnız genelde de öyle zaten. Bütün bu hani konuştuklarımız işte Galatasaray'daki oyuncuların protesto edilmesiyle başladı. Orada Fatih Terim'in bir cümlesi beni ciddi şekilde etkiledi. Yani soyunma odasında ağlayanlar var dedi. İşte insan çok normal yani. Milyon euro kazanıyor diye adamı duymuş mu? Yok, bak şimdi soyunma odasında ağlayanlar var. Bu tabii ki normal. %100 sana katılıyorum. Neye takıldın da orada? Sen teknik adam olarak onu o psikolojiyi de düzeltmen, oradan bir performans çıkarman gerekiyor. Evet. Şimdi sen bir 11 çıkardın sahaya. 11'in performansı yeterli değil. Ne yapacaksın? Elbette kulübeye döneceksin. Hı hı. Birilerini oyuna sokacaksın. Birilerini çıkartacaksın, değil mi? Ama o soktuğun birileri zaten psikolojik olarak yaralıysa oyuncu bildiğini de unutuyor. O zaman istediklerini de yapamıyor. Sen de o zaman teknik adam olarak başarısız bir hamle yapmış oluyorsun. Bir de işin o tarafı var. Hani herkesin işini zorlaştıran bir faktör var ortada. Hakikaten düşündüğü zaman çıkabilirsin işin içinden. Fatih Terim de ilk defa hani galiba kariyerinde yaptı. Hani bir oyuncu protesto edildi. Oyundan almak zorunda kaldı. Normalde yapmazdım diyor. Normalde yapmazdım dedi. Doğru. Şimdi yaptığı oyuncu da Ömer Bayram, değil mi? Yedlin çıktı. Ömer Bayram girdi. Fanalot sağ tarafa geçti. Şimdi o da protesto edilen bir isim. Hani ne yapsan elinde kalıyor. Çünkü oyuncu yok başka o bölgede. Boyu sakat. Ne yapacaksın? Başka oyuncun hani belki Alparslan Öztürk alabilirdi denmişti mesela yorumlarda. Olabilirdi. Ama çok dramatik değişti. Yani bu maç protesto edilmezdi Ömer Bayram. Yarın edilirdi. Yine önüne alamazsın onu. Oyuncular açısından şöyle de zor değil mi? Sen bir takımda oynuyorsun. Senin için işleri iyi gidiyor. Ama beni yuvalıyorlar. Benim performansım düşük. Mesela bence iyi giden oyuncu da etkilenir. Yarın öbür gün. Benim başıma niye gelmesin? O da bir formsuzluk yaşayabilir ve benzer şeylerin başına geleceğini düşünürse, ki yüksek ihtimal, sadece ve sadece o anki performansa bakılıyor. Oldu, sen sekteye uğradı performans olarak, istediklerini yapamadın. O zaman biraz aidiyet duygun da zayıflamaz mı? Zayıflar ama Türkiye böyle maalesef. Uçlardayız. İyiyken genelde çok iyiyiz, el üstünde tutuluyoruz. İşte şu an Beşiktaş'ın durumu biraz öyle mesela. Şu an her şey çok iyi gidiyor. Herkes el üstünde tutuluyor. Hani Necip Uysal müthiş profesyonel olarak mesela şu anda değerlendiriliyor. Ama yarın öbür gün işler kötü gittiğinde de oklar direkt olarak sana dönüyor. Biz böyleyiz. Ortamız pek yok. Yani kötüyken de, ki mesela Trabzonspor'da da mesela işler o kadar da kötü gitmiyordu bu protesto olduğu Galatasaray maçında. Hani skorlara bakarsan en azından maç içinde kötü gidiyordu belki ama sezonda bu böyle bir kötü hissiyat yoktu. Sezona kötü başlamış olur Trabzon. Galatasaray'da ne kötü hissiyat vardı? Galatasaray'da da yok zaten aslında. Trabzon'da da yok. Daha 2 gün önce Avrupa'da önemli bir zafer elde ettik. Hatta tarihi diye nitelendirdi. Tarihi demesen de önemli bir zafer elde ettik. Lazio'yu yenmişsin.
iyi bir oyunla yenmişsin. Evet, umut veren bir oyun. Aynen. Üstelik. Ama işte şey oldu herhalde Ali abi. Geçen sene seyirci alınmadı. İçinde birikti herhalde taraftarın. Yok ya, onda değil Mert ya. Bilmiyorum. Düşünmeye çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum taraftarı bir yandan. Çünkü bu kadar kısa sürede bu kadar tepki bana da çok normal gelmiyor. Bir şey olması lazım. Hani ben mutsuzluk diyorum genel olarak. Ülkenin şartlarının kötüye gitmesi, insanların mutsuz olması, mutluluğu futboldaki sonuçlarda araması ve o sonuç gelmeyince verdiği tepki gibi düşünüyorum biraz. Bu seyircilerin maçlara gelmesi de futbolcunun pek işine gelmedi özellikle. protesto edilen futbolcular açısından tabii düşünürsek. Kimse istemez. Hatta diğer oyuncular için de onlar da mutlu değildir. Dediğin gibi onlar da etkilenir. Etkilenir. Şimdi Galatasaray'da Morutsan mesela geldi. Bir bakıyor Ömer Bayram her topu ayağına geldi. Islanıyor. Babel ıslanıyor. Yedin ıslanıyor. Ben nereye sadece geldim? Sadece tercihlerini demiştim. Bile etkiliyor biliyorsun oyuncuların. Evet. Şimdi sen sürekli ıslıklansan top benim ayağımdayken ben sana pas vermek istemem. Islanacaksın diye. Normalde evet. Sana pas vermem lazım mesela. Aynen, o yapılır, doğru. Ama onu bile etkiler. Doğru. Her şeyi etkiliyor bu zincirleme. Zaten kimse böyle olumsuz negatif bir hava istemez. Ancak işte mesela o taraftar popülizmi olduğu için şimdi biraz daha farklı bir konu. Burada da genelde oyuncular, teknik adamlar ve başkanlar bence söylemek istediklerini söyleyemiyorlar. Çünkü taraftarı karşına alma diye bir durum var. Evet, almamak için. Evet. Mesela Fatih Terim dikkat et çok üsturuplu şekilde söylüyor. Yapmayalım etmeyelim, Ali Sami'nin de bunları görmeye alışık değiliz. Hani dikkat et, çok seçilmiş özenli cümleler. Belki Fatih Terim hayatı boyunca o kadar düşünmemiştir bir şey üzerinde konuşurken. Direkt söyler. Hı. Ama karşıda taraftar olunca Fatih Terim olmasına rağmen, bak bu kadar büyük bir profil olmasına rağmen o bile kelimeleri, cümleleri özenle seçerek konuşuyor. Ama bak mesela başkandan çıt yok. Başkandan açıklama var ama taraftara dair bir şey var mı? Yapmayın etmeyin, yuhalamayın, yanlış yapıyorsunuz. Yok, o da usturuplu bir dil kullanıyor. Tabii oyuncular bir şey söyleyemiyor. Neden? Çünkü taraftarı karşına alma ihtimalim var. İşte orada da taraftar popülizmi ortaya giriyor. Onu da istemiyorlar. Onu da bir yere kadar anlayabiliyorum ama o da bence çok doğru değil. Çünkü söz sahibi kişilerin birilerine yanlış yapıyorsun demesi lazım. Yanlış yapıyorsunuz. Yani bu herkese etkiliyor. Sen yepyeni bir oluşum içerisindesin. Bu hemen hemen her takım için geçerli. Fenerbahçe yeniden oluşturmadı mı? Hı hı. Trabzonspor yeniden oluşturmadı mı? Galatasaray yeniden oluşturmadı mı? Yani Galatasaray'da transfer döneminde gelen oyuncuların yaşlarıyla beraber işte o kiralık zincirinden kurtulması, Galatasaray'ın bir noktada takımı gençleştirmesi, dinamik hale getirmesi, bunlar hep olumlu olarak konuşuluyor. Peki ne değişti? Ne değişti? Daha 3-4 maç oldu lütfen. Ya, birileri söylemedikçe insanlar daha da fazla bence cesaretleniyor ve yaptıklarına, takıma zarar veren davranışlarına devam ediyorlar. Neyse. Yutkun, sen de yutkun. Ne? Yutkun. Yok. Başka bir şey söyleyecektim de alakası, konu daha çok uzayacak. Hakan da işaret yaptı. Hı. Devam ederiz sonra. Tamam, 8.21 saatlerimiz, reklam arasına gidelim. Sonra buradayız. Telefon hattında yavaştan açarız. 0212 363 04 34. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...8.25 saatlerimiz, telefon hattını açmıştık. Şimdi dinleyicimiz hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar. Merhaba. Merhaba, ismim Aşkın Körte'ye. Şu anda Bursa'dan İstanbul'a doğru hareket halindeyken arabamı kenara çektim sizinle sohbet edebilmek için. 49 evet. Yaşındayım. Hı hı. İyi bir Galatasaray taraftarıyım. Hı hı. Bu haftaki olaylarla ilgili biraz nacizane kendi fikirlerimi aktarmak istiyorum. Öncelikle hani bu yapılan tabii protestoları çok tasvip etmemekle beraber burada biraz da hem yönetimin hem Fatih Hoca'nın da yönlendirmesi olduğuna inanıyorum. Babel özelinde konuşmak gerekirse. Neden derseniz, sene başından beri bir takımı gençleştirmeyle ilgili bir karar alındı, bu uygulanıyor bir şekilde. Ama sonra da sürekli bir lanse edilen bir şey vardı. Hep elden çıkartılmaya çalışılan 3 tane futbolcumuz vardı malum. Hı hı. En başta Falcao, bundan bir şekilde kurtulundu. Sonra Fegoli,
sonra Babel. Yani bu isimler hep gündemdeydi. Dolayısıyla zaten hani Babel yönetim tarafından da, teknik direktör tarafından da kadroda istenmeyen, düşünülmeyen, planlamada olmayan bir futbolcu olarak lanse ediliyordu. Ve aynı zamanda Babel bu genç arkadaşların içerisinde oyunu yavaşlatıyor. Sürekli her topu ayağına aldığında hani geri alarak hızlı kesiyor, yavaşlatıyor. Arda ile ikisi aynı karakterde oldukları. Yani bu yönde bir eleştiri zaten vardı. Nacizane spor yazarları tarafından da veya bilen insanlar tarafından da. Hı hı. Bunun biraz etkisi olduğunu düşünüyorum. Ömer Bayram konusu, evet, Ömer 2 sene öncesine kadar hani hakikaten takımla sıfır alıyordu, çok iyi değil niyetti. Ama belli bir kapasite, belli bir şeyi var. Onun üzerine maalesef çıkamıyor. Burada da hani yine yedim ve ikisini birden düşünecek olursak da bence Fatih Hoca'nın orada şöyle bir yanlışı oldu. Hani bizim elimizde Linet gibi bir oyuncu vardı. Hem sağ bek hem sol bek, yani çok profesyonel, her yerde kullanabileceğiniz, nerede görebilirseniz kullanabileceğiniz bir insan. Hani Yedlin geldiğinden beri geçen sene içerisinde hani bir maç çok iyi oynadı, hakikaten ya iyi bir sağ bek aldık dediğimiz bir maç hatırlamıyorum ben. Dolayısıyla bunu potansiyeli olmayan bir arkadaştı. Onu bir şekilde bu dönemde ya yolumuza ayıracağız ya da Lines'le devam edecektik. Yani böyle bir taktik değişikliğinde şimdi hani onu sağ bekten alalım, sol beki sağa kaydıralım, oraya başka birini kaydıralım yapmaktansa zaten daha önce süreçte bunu denemiş olduğumuz Lines gibi bir futbolcumuz vardı elimizde. Bence kalması gereken bir futbolcuydu diye değerlendiriyorum. Hı hı. Sezonun daha çok başında izlediğiniz gibi çok sular akar. Ama zor bir süreç var maalesef. Ben ilk söylediğiniz kısımla ilgili tam doğru anladım mı onu sormak istiyorum tekrar. Hani bir yönlendirme var dediniz değil mi? Yönetim ve Fatih Terim tarafından, özellikle Babel'le ilgili. Yani yönlendirmeden kastım şu esasında. Sene başındaki kadro yapılanmasında onlar da ilk 3-4 tane futbolcudan Galatasaray'a kurtulmak istiyorken bunlar lanse edilirken hep öyle lanse edildi zaten açık bir şekilde. Ama maaş hani Feghouli ve Falcao mesela bu, böyle tepkiler almadılar ama değil mi? Yani benim kaçırdığım... Falcao almadı, doğru. Haklısınız, çünkü Falcao hani gol attığı müddetçe bir şekilde ayakta durabiliyordu. Sonlara doğru gerçi ufak tefek omurdanmalar onun için de başlamıştı. Hı-hı. Ama Feghouli'ye de oluyor ve olacak da yani bence birkaç şey sonra. Çünkü o da çok performansının çok altında. Harika şey yapıyor. Bir de bu hafta üzerinde yine bence nacizane Fatih Hoca'nın bir yanlış hareketi de Cagne ile ilgili. Ben hani bilmiyordum kadro dışı olduğunu. Son anda okuyunca böyle bir sosyal medya paylaşımından dolayı böyle bir kadro dışı karar alındığını öğrendim. Hani bu çok yanlış. Fatih Hoca gibi birisinin hani bu süreçte böyle şeyleri yönetebiliyor olması lazım. Çok tecrübeli. Çünkü benzer şeye bakacak olursak şimdi Kerem'le Marcao'nun yaşadığı konuda nasıl ki Marcao'yu çok iyi bir şekilde arkasında durup bir şekilde idare edebildiyse, burada en azından bu maç özelinde de stratejik olarak tam Cagney'e özel bir maçtı bence bu. Yani Halil çok top ezdi ilk yarı. Gözlerimiz aradı yani Cagney olsa burada bir şekilde pozisyon alıp şey yapıp, ve iyi de gidiyordu. Çok hani kötü değildi. Doğru. Kendini de geliştirmişti hakikaten. Hı. O yüzden bu maçta çok aradık. Hani bu maç özelinde bence kendisi bir yutkunup ona göre pozisyon alsaydı, hareket etseydi Cagney'de eminim karşılığını verirdi. Çok hassas, duygusal birisi zaten. Cagney'in ne olduğunu hani hepimiz biliyoruz. Ne zaman ne yapacağını az çok kestirebiliyoruz. Az önce Ali Bey söyledi ya, empati yapmak lazım. Evet, bu hakikaten çok değerli bir kelime. Empati yapabilmek lazım. Fatih Hoca da bunu hepimizden çok daha iyi yapıyor yeri geldiğinde. Bence burada biraz daha soğukkanlı olup onu Cagney'i bu hafta üzerinde değerlendirebilseydik ben çok daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Nacizane kendi önerim. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar sağ diliyorum. Sağ olun. Yolculuklar. Görüşmek üzere. Evet, bu Cagney konusu herhalde o Kasımpaşa maçıyla birlikte o devre arasında tahmin ediyorum ki bir sıkıntı yaşandı. Fatih Terim'le Cagney arasında genelde öyle oluyor. Geçen sene de mesela Feghouli bir maçta yine devre arası alındıktan sonra haberler de çıkmıştı. Soyunma odasında çok sert tepki verdiği şeklinde ve sonrasında da oynatılmamıştı bir süre. Burada da ben hani görünce şimdi süreci buna yoruyorum. Yani 45'te oyundan alındı o Kasımpaşa maçında ki
Evet, ilk yarıda kaçırdığı net gol pozisyonları vardı. Gidemedi bir tane pozisyonda. Hani ama hep pozisyonların içindeydi Cagne o karşılaşmadan. Çok da kötü oynamıyordu. En azından aktifti. Yani aktif olduğu için hatalar yaptı Cagne. Ama sonra baktık Trabzon maçı, milli ara dönüşü kadroda fakat oynamadı. Hatta dedik niye? Hadi Halil'in ilk 11 başlaması normal ama niye Mustafa Muhammed giriyor da Cagne girmiyor? Ne değişti acaba bu süreç içinde? Alanya maçı kadroda yok ki, paylaşımla alakalı bir durum. Lazio maçı yine maç kadrosunda ama süre alamadığını görüyoruz. Yani o Kasımpaşa maçından sonra 3 karşılaşma geride kaldı. Cagne ikisinde kadrodaydı, oynamadı. Birinde de zaten o paylaşımla birlikte kadro dışı kaldı. Gerçekten ben bundan başka bir şey yoramıyorum. Çünkü dediği gibi dinleyicimizin de sezonu en iyi başlayan futbolculardan biriydi. Fizik olarak en hazır, en diri, istekli, biraz da o ilk günlerine dönüş sinyali veren, hani ilgi beklediğini gösteren, samimi bir Cagne görmüştük. Ama o Kasımpaşa maçıyla birlikte işler değişti. İması var direkt olarak Fatih Terim'e. Anlıyoruz, o senin oğlun diyor herhalde Halil için. Dediğini varsayalım ya da Muhammed kimse artık, ama bir şekilde Fatih Terim'e üstü kapalı bir eleştiri getirecek noktaya da geldi. Buradan geri dönüş olur mu? Şimdi bu çok aslında ağır bir paylaşım Cagne'nin yaptığı. Zaten kadro dışı oldu. Şimdi Cagne'yi kaybedecek Galatasaray. Ne olacak şimdi ligin ilk yarısı? Yine 2 santrafora mı gidecek Galatasaray? Gerçekten sürekli bir problem hali var Galatasaray'da kendi içinde bile. Yani taraftarın protestosuna... Galatasaray'da var. Galatasaray'da da var. Yani Marko Kerem, hani sürekli bir problem, bir şey çıkıyor takım içerisinde. İşte Feguli çıkıyor. Espri yapıyorum. Şöyle bir durum var ortada. Mesela dinleyicimizin sözlerine şöyle katılmadım. O diyor ki Alanya Spor maçı özelinde Cagney'in yaptıkları görmezden gelinebilirdi. Çünkü ona uygun bir ortam vardı. Yani bak, dinleyicinin de aklındaki tek şey Alanya Spor maçını kazanmak. Hani teknik adama saygısızlık yapılmış, disiplinsizlik yapılmış. Onlar çok önemli değil. Onları göz ardı edebilir diyor Fatih Terim. Ama yeter ki Alanya Spor maçını kazansın. Aslında bu futbola bakış açısının nasıl olduğunu gösteriyor. Bak onu söyledi, dikkat et. Evet evet, ona getirdi. Ama ona getirdi. Tersi düşünenler de var mesela marka konusunda, ne olursa olsun hani gitsin i̇şte, diyen de var. Şimdi bak, eğer böyle düşünüyorsan, dinleyici gibi düşünüyorsan, o zaman kulübün değerleri, saygı, büyüklük, oraları atlıyorsun. Oralarda yanlış yaparsan bu gibi problemlerle sürekli uğraşırsın. Sürekli uğraşırsın. Şöyle bir örnek vereyim. Sen yıllardır burada çalışıyorsun. Derdin yok, tasan yok. Eğer hata yapsan, bir kere hata yapsan, Barış abinin sana yaklaşımı farklı olur. Ama her hafta Barış abi seninle ilgili bir problemi çözmeye çalışsa, yaptığın bir hatada sana yaklaşımı farklı olur. Şimdi Cagne'nin durumu da bu. Cagne Galatasaray'a geldiğinden beri ilk kez problem çıkartmadı ki. Bu kaçıncı? Zaten sezon başında söyledik, yani Cagne'nin olduğu bir santrafor hattına nasıl güvenir dedik Galatasaray. Çünkü olacak, bunlar olacak. Hani Galatasaray izlediği filmi tekrar izliyor, sonra şaşırıyor. Dolayısıyla Cagne 1, 2, 3, 5, 6 olunca 7.de de Fatih Terim ya artık tamam arkadaş diyor, sen kenarda kal. Bence doğruyu da yapıyor. Hani çünkü Cagne'ye iyi yaklaşıyorsun, aynı. Disiplin problemi yarattığı zaman kadro dışı bırakıyorsun, dönüyor aynı. Kiraya gidiyor, dönüyor aynı. İki maç iyi oynadı diye İşte insanlar ya olmalıydı, bize maçı kazandırdı. Hayır. Çok şey kaybediyorsun. Peki bir şey sormak istiyorum. Çok araya, özür dileyerek araya giriyorum. West Bromwich'te Cagne hiç problem yaşadığına dair bir haber gördün mü? Sen hani benden daha iyi takip ettiğin için biliyorum. Görmedim. Sana birkaç soruyorum. Tane antrenmanla ilgili bir şey okuduk. Onlar ama da hani bu derece Türkiye'deki yok, kadar. Yok. Yani sadece bu dönemde düşünme. Üzerinden mesaj vererek falan bir şey görmedim ben. Cagne'lerle. İşte mesela olur. Niye burada bu oluyor da? Şimdi ben kadro dışı kalmasını anlayabiliyorum. Bu paylaşım üzerine tabii ki kadro dışı kalacak. Oynamasını savunmuyorum burada. Ama onu buna iten şey neydi acaba? Ne oldu Kasımpaşa maçında? Haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Haksızlığa uğradığını düşünüyorum. İşin o kısmı da var ama. Tamam ama yani her haksızlığa uğrayan oyuncu ya da öyle olduğunu düşünen oyuncu bu şekilde davranacaksa, o zaman sen kimseyi yönetemezsin. Herkes oynamak istiyor. Sana söyledim. Herkes sahada olmak istiyor. Herkes kendinin daha iyi olduğunu düşünüyor. Herkes 11 hak ettiğini düşünüyor. Ama 25-26 tane oyuncu var. Birileri bazı karşılaşmalarda oynayacak, bazı karşılaşmalarda oynamayacak. Ama herkes aynı tepkiyi verirse o zaman nasıl olacak? Nasıl işin içinden çıkacaksın? O kadar da kolay değil bu işleri yönetmek. Dolayısıyla hani Galatasaray'da iş
Evet, Alanya maçı kaybedildi. Alanya maçında Cagne olsaydı farklı olabilir miydi? Evet, olabilirdi ama tekrar söylüyorum, 1-2-3-5 değil ki Cagne ile uğraştığı Galatasaray'ın. Artık bu kaçıncı? Ve bitmeyecek, bu da son değil. Hani Cagne'nin bu karşılaşmada oynamaması, kenarda kalması. Şimdi Cagne ile Fatih Terim yarın öbür gün barışacak. Cagne takıma geri dönecek. Belki ilk 11'de forma giyecek ama bundan 5 hafta sonra Cagne'nin bir sosyal medya paylaşımı daha yapmayacağını kim garanti edebilir? İşte o yüzden zaten belli alanda istikrarlı oyunculara ihtiyacım var futbol takımında iyi işler yapmak istiyorsan. Yani ben Cagne'ye bugün güveniyorum ama yarın güveneceğimin ya da benim güvenimin karşılığını vereceğinin garantisi yok ki. O zaman ben ne yapayım Cagne'yi? İsterse 23 milyon euroluk oyuncu olsun. Verdiğim bonservis bedeli 23 milyon euro olsun. Yok, sen bana o güveni vermiyorsun. Var mısın yok musun belli değil. Yani eline telefonu aldığın zaman takımın, kulübün altına dinamit koyuyorsun. Bu çok zor bir süreç. İdare edilmesi çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla ben dinleyicinin o tespitine pek katılmıyorum. Onunla da ilgili Batuhan Ergüven demiş ki dinleyici şunu dedi diyor. GS Galatasaray değerlerini göz ardı etmiyor Fatih Terim. Zaten bu değerleri marka olayında göz ardı etti. Bunu Cagne için de yapabilire getirdi demiş dinleyicimiz. Ben de çok öyle algılamadım ama Batuhan dinleyicimizin öyle söylediğini ifade etmiş. Ama tabii göz ardı ediyor etmiyor kısmı, en azından bir ceza aldı marka. Sonuçta 2 haftada takımdan ayrı kaldı. 150 bin euro para cezası verildi. Para cezası da verildi ve sonrasında takıma döndü. Cagne için de bu olabilir. Yani bir maç kadroya alınmaz. Belki bir ceza alır. Sonrasında o da yine kadroya dönebilir. Ama o konuda da bir soru işaretim var. Onu da reklamdan sonra, dinleyicimize bağlandıktan sonra söyleyeceğim. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Mert Bey, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin. Sağ olun. İstanbul'dan arıyorum, İsmim Coşkun, 32 yaşındayım, Galatasaray taraftarıyım. Ali Bey size de günaydın. Barış Bey var mıydı acaba, onu... Barış abi bugün yok. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler iyiyiz, umarım sizler de iyisinizdir. Çok şükür, iyiyiz. Yine bir güne başladık. Sizlerle başlıyoruz, sizlerle kapatıyoruz zaten. Radyo Spor'da hiç kapatmıyoruz, öyle söyleyelim. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz. Özellikle diğer programımızı daha çok seviyorum açıkçası ama sabahsı bu programda güzel olur tabii. Bütün programlarınız güzel. Ama favori programım sizin Hattrick programı, bizim benim favori programım. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi Galatasaray'la ilgili, ben tam radyoyu açtığımda siz Mert, daha doğrusu Ali Bey, Cagne ile ilgili bir şeyler söylüyordu. Ben de o ara işte aklımda bir fikir oluştu da, yani hani kendi düşüncem tabii ki bu. Onu iletmek istedim. Aradım da bağlandım. Şans benim herhalde. Şimdi Cagne ile ilgili ben şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi formdaydı sezon başında. Oynuyordu bir şekilde. Yani goller de atıyordu. Gol atan bir oyuncunun kesildiğini düşünüyorum ben. Yani yabancı kuralından dolayı %99 ihtimalle, ama gol atan bir oyuncunun kesilmesine ben anlam veremedim. Yani takım içerisinde başka bir şekilde bir yapılanma yapılıp bir yerli oyuncu daha, mesela Alparslan oynadığı son maçlarda biraz daha iyi oynuyordu. Belki Alparslan üstünde ısrar edilebilirdi. Stoper'de belki Luyendama yerine Nelson ve Alparslan ikilisi oynatılabilirdi. Bu şekilde en azından forvetteki yabancı opsiyonu gündeme gelebilirdi. Bu da Cagne olabilirdi. Ya da Mustafa Muhammed de olabilirdi. Şimdi tamamen yerli rotasyondan dolayı, daha doğrusu yerli kuralından dolayı forvette tercih ediliyor. Böyle bir şey düşünebilir miydi diye ben açıkçası aklıma geldi. Onu da ben şöyle cevap vereyim. Aslında tamamen de bununla alakası yok. Cagne Trabzon maçında yedek kulübesindeydi. Halil Dervişoğlu ilk kez sahaya çıktı fakat o esnada Galatasaray'ın 4 yerlisi vardı sahada. Aslında istese Fatih Terim Halil yerine Cagne'yi de oynatabilir. Çünkü kadroda Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Emre Kılınç vardı. Yani 3 yerlisi vardı Halil Dervişoğlu harici. Orada
tamamen bu yabancı sayısından bağımsız bir tercih yaptığını görüyoruz Fatih Terim'in. Zaten Lazio maçında böyle bir sınırlama yok. Son maçta da zaten paylaşım nedeniyle Cagne düşünülmedi. Hatta o Kasımpaşa maçında da çıkarıldığı karşılaşmada da yerine alınan isim Mustafa Muhammed'di. Yine bir yabancı girmişti. Hani ona bakışıyla alakalı bir durum şu anda benim anladığım. Ha, o, tamam da ben şey olarak düşünmüştüm. İlk başta aklıma gelen hani yabancı sınırlamasından dolayı oynatılmadığını düşünüyordum. Demek ki öncesinde başka şeyler vardı ki herhalde. Aynen. Ondan dolayı Fatih Terim oynatmadı. Aynen. Ki zaten o paylaşımdan sonra o paylaşımı ben de gördüm. O paylaşımdan sonra zaten oynayacağı varsa da oynayamayacak diye düşünüyorum artık yani. Çünkü az önce sizin söylediğiniz gibi sürekli kulübün altına bir dinamit yerleştirme, bir huzursuzluk çıkartma. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Biz Cagney'i aldığımızdan beri uğraşıyoruz Cagney'le. İşte half form tuttuğu tutacak, oynadı oynayacak, düzelecek. Çöpe giden bir 12 milyon euro sonuçta baktığınız zaman. Ben bu şekilde düşünüyorum ama genel olarak da şöyle bir değerlendirme yapıp kapatacağım. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Galatasaray'ın ben kadrosunun iyi olduğunu düşünüyorum. Lig daha yeni başladı. Biraz daha zamana ihtiyacı var takımımızın. Bazı oyuncularımız dönecek. Özellikle şimdi Marka ve Nelson ikilisi oynamaya başladığında defans kurgumuz daha iyi olacak. Ben şunu da bu konuda aslında sizden bilginin, düşüncenizi merak ediyorum. Dün gerçi yayınlarınızı takip ettim. Bu konuda biraz değindiniz ama tam olarak bir cevap alamadım aslında. Kendi soruma cevap alamadım. Hı hı. Oynanan maçta Yetli'nin çıkarılıp, ya kötü oynayan Yetli'nin çıkarılıp o bölgeye Varanov'un kaydırılıp diğer ters kanada da Ömer Bayram'ın alınması bence yine kötü oynayan bir takım için çok zaten kötü bir tercih diye düşünüyorum. Çünkü yerini aldığınız Ömer Bayram Yetli'nden daha iyi bir performans veremiyor. Yani tamam ters kanatlardalar belki ama sonuçta daha iyi performans veremiyor. Yani doğal olarak kendi kanadında oynayan Varanov'da kötü oynamaya zorluyorsunuz. Mesela ters kanatta oynatarak. Yani maç içinde sorup da kanat değiştirmek de nedir yani? Biz bunları Fatih'inden hiç beklemediğimiz hareketler. Bu benim düşüncem. Bununla ilgili bir görüşünüzü belirtirseniz sevinirim. Ben radyoyu kapatayım. Radyodan dinlemeye devam edeceğim. Tamam, size. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ben ilk kısımla ilgili hemen bir aklımdakini de söyleyeyim. Hazır Cagne konusunda devam ediyorken. Şimdi artık hani dinleyicimiz dedi ya, bundan sonra da Cagne de artık bir daha forma şansı bulamaz. Ona getirdi. Hı hı. Neden bulamasın? Yani Marka, Kerem Aktürkoğlu arasında problem yaşandı. Marka İki hafta takımdan ayrı kaldı. Geri döndü. Ve onun da yaptığı çok büyük bir saygısızlıktı. Hatta Cagney'in yaptığı mı daha ağır bir şey? Markağan'ın yaptığı mı? Markağan'ın yaptığı. Şimdi burada iş dönüp dolaşıp Fatih Terim'e geliyor. Yani Fatih Terim'e yapıldığı anda bir oyuncunun affedilme ihtimali çok daha zorlaşıyor. Bunu da işte teyit etmek için reklam arasını bekledim. Feghouli. O geçen seneki Trabzonspor maçının devre arasında oyundan çıkarıldı. İşte su şişelerini fırlattı falan söylenmişti. Baktık sonrasında 6 maç yok Feghouli. Kadroda ama oynamamış. Sezonu oynamadan bitirdi. Ve Fatih Terim de dedi, demek ki Feghouli'yle konuşmak lazımmış dedi sezon başında. Yani hiç konuşmamış bu seçimde. O zaman nasıl çözülecek işler zaten? Ve Fatih Terim olduğunda çözülme ihtimali daha da azalıyor. Demek ki bizim, ya da benim buradan çıkardığım o. Şimdi Cagne'de de süreci biraz izleyeceğim. Bakacağım gerçekten öyle mi olacak? Uzun bir süreç mi alacak? Yoksa Marga gibi 2 haftada o da affedilecek mi? Ama eminim Ali abi, sen de çok farklı düşünmüyorsun, dinleyiciler de. Bu biraz daha fazla zaman alacak gibi. Hissiyatımız bu, ama yanılırsak da tabii ki burada yine bunu da düzeltiriz. Diğer konuyla ilgili istiyorsan Ali abi sen cevap ver. Hani Fananolt'un soldan sağ alınması, o da çok eleştirildi. Golde de hani önde kalınca yine ekstra eleştirdi Fananolt. Onu isteyerek yapmadı ama. Zorunluluktan olduğunu söyledi. Normalde almam dedi Yedlin'i. Normalde Yedlin'le bitirmeyi düşünüyor karşılaşmayı. Doğru. Bu durumda kenarda opsiyonlar bu şekilde olunca öyle bir değişiklik yaptı. Nasıl ki Beşiktaş'ta Rıdvan girdiği zaman En Sakala ters tarafa geçti. Galatasaray'da da mevcut oyuncu havuzunda öyle bir değişiklik gerekiyordu. İşte şimdi orada mesela Galatasaraylı taraftarları sinirlendiren konu
Ömer Bayram'ın girip işte Van Aanholt'un pozisyonunun değişmesi, ama buna sebep olan da bazı Galatasaray taraftarları, onu unutmamak lazım. Normal şartlarda hiç evet. çıkarmayı düşünmediği bir isimdi. Evet. Yedi. Normalde de yapmam dedi. Bunu da açık bir yüreklilikle söyledi. Ama artık iş demek ki öyle bir noktaya geldi ki çıkarması gerekiyordu Fatih Hoca'nın. İşte bunlar hani federasyon taraftarı el ele teknik direktörlerin işini çok zorlaştırıyorlar. Federasyon bir taraftan 8+3 ile zorlaştırıyor. Diğer yanda taraftarlar da bir tepki olması gerekenden fazla uzatınca, büyütünce teknik adam da böyle bir karar almak zorunda kalıyor. Fatih Terim'in sadece bu tercihi değil, başka tercihleri de çok fazla konuşuldu, tartışıldı. Ama bence Galatasaray taraftarı hala mantalitesini bu takımın oluşmakta olan bir ekip olduğuna çeviremedi. Bence orada biraz sıkıntı var. Çünkü Galatasaray'da transferlerle beraber beklenti çok yükseldi. Diğer tarafta bir de tabii Fatih Terim'in varlığı. Hani Fatih Terim olduğu zaman Galatasaray mutlak surette yarışın içindedir. Şampiyonluğun bir numaralı adayıdır düşüncesi. Galatasaray'ın bu değişen yapısında hala belli arayışların olduğunu, hala yolda puan kayıplarının olabileceğini Galatasaraylı taraftarları pek düşündürtmedi. Galatasaray bir anda hani çok iyi olacak, çok iyi oynayacak, çok iyi başlayıp çok iyi bitirecek diye düşünüyor. Çoğu Galatasaray taraftarı, benim anladığım o. Çünkü bu tepkileri işte biraz da ben ona bağlıyorum. Beklenti çok yükselince, o beklentiyi karşılayamayınca futbol takımının performansı, ki aslında şu ana kadar çok da öyle bir durum yok. Ona rağmen böyle tepkiler var. Ortaya böyle bir tablo çıktı. Sen geçen gün güzel bir örnek verdin yine. Beşiktaş'ın geçen sezonki başlangıcını söyledin. Yani Beşiktaş geçen sezona nasıl başladı, nasıl bitirdi. Dolayısıyla takımların böyle dönemleri oluyor. Ki Galatasaray da şu an öyle bir dönemden geçmekte. 3 maçtır galip gelemiyor ligde. Ama çok kötü bir durumda mı? Hayır, değil. Değil ama tabii rakipleri tabii önde olunca, işte Trabzon iyi başlayınca, bir de onlarla da alakalı ya, sadece kendi takımına bakmıyor taraftar, diğer takımlar da iyi olunca biz niye şu anda kaç puan oldu, 5 puan mı oldu? 5 puan, 5 puan şey geriye düştük ilk 5 haftada diye ayrıca bir eleştiri haline giriyor. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Yeni saate girdik. Şu anda biz de bir yandan hani programı yapıyoruz ama bir yandan da gözümüz televizyonda ve Paşa'nın bu hafta Göztepe filelerine attığı golü bir kez daha keyifle takip ettik. Gerçekten çok iyi bir son vuruş ustası Marco Paşao. Yıllarında bir deneyimi var artık. Kariyerinde sonuna yaklaşmakta. Bu hafta da gerçekten çok şık bir gole imza attı. Ve Altay'a da galibiyeti getirdi bu İzmir derbisinde. Önemli bir galibiyet. Penaltı kaçırdılar. Sonra geriye düştüler. Ama geri dönüşü de yapmayı başardılar ikinci yarıda buldukları gollerle. Şimdi buradan sıyrılıp dinleyicimize dönelim. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Zafer, ben İstanbul'dan arıyorum. 47 yaşındayım. Bir konuyla ilgili sizin fikrinizi merak ettim. Onun için aradım. Hı hı. Ben birkaç senedir yani Fenerbahçe maçları dışında hiçbir maç izlemiyordum ligde. Öyle bir vaktim de olmuyordu açıkçası. Bu iki haftadır biraz maç izliyorum. Yani vakit de oluyor. Geçen hafta da bu hafta da 4'er 5'er tane maç izledim ligde. Çok yani pişmansınız, ben onu, uzakta kaldım. Çok pişmansınız diye onu dile getirmek için mi aradınız? Hayır. Ya şimdi çok ilginç bir şey var. Gerçekten ligde top oynanmıyor. Ha böyle o kadar zor izliyorum ki, size Allah kolaylık versin. İşiniz bu, mecbur seyrediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hı hı. Ya özellikle ama tespitim şu benim. Ligde 4 tane yabancı antrenör var şu anda. Bu takımların maçlarında böyle pek yere yatma, zaman çalma, böyle ah uh falan, böyle şeyleri pek abartılı olarak görmedim ben. 2 haftadır 8-9 tane maç izledim. Ya özellikle yerli hocaların maçlarında yerden kalkılmıyor. Tempo 0,
biliyorsunuz siz de seyrediyorsunuzdur. Sonra bir de şey konuşuluyor ondan sonra. İşte bizim takımlarımız niye Avrupa'ya çıkınca ya böyle bir alışkanlığı olmayan takımlar nasıl tempo yapabilirler ki? Yani büyüklerin hani büyük bir şey seyrettim. Kasımpaşa seyrettim ben Trabzon karşısında. Ya gerçekten yerden kalkmıyorlar. Bu konuda fikriniz nedir? Merak ediyorum. Yani bu kadar Türk hoca istihdam edilmeye niye devam ediyor? Kimse mi görmüyor bunu? Ya ben iki haftada böyle bir sonuç çıkarttım ama belki de yanılıyorum. Bilmiyorum. Belki yabancı hocaların maçlarında da mı oluyor? Ama baktım ben öyle olmuyor. Bu Farioli'nin takımında böyle bir şey görmedim. Bu yeni gelen neydi adamın ismi? Elma Evet, Elma Astro'nun maçında da böyle bir şey görmedim. Ya merak ediyorum fikriniz nedir bu? Ya bu bana göre siz böyle söylemeyebilirsiniz ama bu kadar bir fikri olmayan, yeni bir şey yaratmaya çalışmayan, top oynanmasını istenmeyen hocaların olduğu ligden ne çıkmasını bekliyor ki insanlar? Yani bununla ilgili düşüncenizi merak ediyorum ben. Evet, teşekkür ederiz. Çok derin ve yaralı olduğumuz noktalardan biri aslında bu konu. Ali abi başı neydi siz göremiyorsunuz. Uzun süredir maç izlemiyormuş izleyici. Gelince birden şaşırmış. Hoş geldi. Evet. Hoş geldi, uzun süredir böyle. Maalesef böyle ama tespitiyle ilgili hani onun ayrımını tam olarak yapabilir miyiz emin değilim. Yani o çok kolay bir iş değil. Evet. Yani o belki iki haftalık bir tesadüf oldu. Ama hani Türk futbolunun, Türk liginin belki en büyük kanayan yarası. Faul dışında sarı kartın en fazla olduğu lig. İtiraza dayalı sarı kartın en fazla olduğu lig. Avrupa genelinde. Faul ortalamaları Avrupa genelinin çok üzerinde. Maçın durması, işte Fenerbahçe'nin buna bir isyanı vardı. Tabii şimdi Fenerbahçe'nin isyanı Fenerbahçe puan kaybettikten sonra olunca değersiz hale geliyor. Çünkü insanlar şey olarak düşünüyor, bahane üretiyorlar diye düşünüyor. Bu hafta Ali Koç gene ona değindi mağlubiyetten sonra. Bağımsız bir şey söyleyeceğim dedi. Bu konulara değindi. Şimdi bunu futbol adamlarının, kamuoyunun daha fazla dile getirmesi gerekiyor. Daha fazla gündeme taşımamız gerekiyor ki bunun üzerinde bir kamuoyu oluşsun. Eğer kamuoyu oluşmazsa geldiği gibi gidiyor. Hatta daha da kötüleşiyor. Özellikle dinleyicimiz şimdi 3-4 maç izlemiş. Dayanamamış, aramış. Düşün. Hani ne oluyor ya diyor. Senlerdir maruz kalıyoruz. Radyoyu aramak zorunda hissediyor kendini. Gördüklerinden sonra. Şimdi bir de Avrupa'daki maçları takip edip Avrupa'daki liglerin bir tanesini düzenli olarak takip edip Türkiye Ligi'ne dönerseniz o zaman acısı izdirabı çarpı 10 oluyor. O daha da kötü. Hani Premier Lig'de mesela kıran kırana bir maç izliyorsun. Vay be diyorsun, futbol ne kadar güzel spor cidden. Önemli değil kimle kimin oynadığı. Yani Everton'da Burnley oynasa da sana aynı şeyi söyletebiliyor. Maçın mücadele gücü olarak söylüyorum. Kalitesi olarak söylemiyorum. Karıştırmayın birbirine. Sahada çok iyi oyuncular, muhteşem bir taktik, disiplin, çok iyi varyasyonlardan bahsetmiyorum. Sadece mücadele, oyunun ruhundan bahsediyorum. Ama bize döndüğümüz anda herkesin bildiği senaryolar ortaya çıktığı noktada ya bir maçı 10 dakika dikkatin dağılmadan izlemek yani devlet nişan falan vermeli sana bunu yaptı diye işte. Mert Elam yaklaşık 17 dakika dikkati dağılmadan Kasımpaşa Kayseri Spor maçını izledi. Bu emeklerinden ötürü diye Mert Elam'a plaket verilmeli, ödül verilmeli, nişan takılmalı. O hale getirdiler. Hakikaten bu çok büyük kanayan bir yara. Yıllardan beri konuşuyoruz. Ancak tabii yeterli değil. Dediğim gibi bu kulüp başkanlarının zaman zaman bunu dile getirmesi, bunu talep etmesi lazım. Aslında belki de doğru kelime, doğru cümle dile getirmek değil, talep etmesi lazım. Bunu talep etmeliyiz ki, o mücadeleyi talep etmeliyiz ki iş biraz daha düzelsin. Bunun tabii sadece oyuncularla alakası yok, hakemlerle de alakası var. Hakemler üzerinde kurulan baskıyla da alakası var. Teknik direktörlerin yine sadece bir puanı düşünmesiyle de alakası var. Hepsi birbirini tetikliyor, etkiliyor. Ama ortaya çıkan yemek felaket. Hani
inanılmayacak derecede kötü. Dinleyicimize, aramıza hoş geldin diyoruz. Fazla sürmez dinleyicimiz ama. Yani o bu ara izlemiş ya, iki hafta da. Şöyle söyleyeyim. Neden sürsün? Bırakır bir yerden sonra. Neden sürsün? Yani sürmesi için bir sebep vermemiz lazım, değil mi? Dinleyicimizin izlemesinin sürmesi. Tabii. Evet. Hani yok. Ligi tekrar takip etmeye başlamış. Diyor ki zamanım yoktu. İşte Fenerbahçe maçlarını izliyordum. Sonra döndüm. Biraz daha lige zaman ayırmaya başladım. Ondan sonra isyan noktasına geldi. Şimdi o isyanın geçmesi için ona bir şey sunmamız lazım. Futbol kamuoyu olarak, futbol iklimi olarak. Ya yani şunu vaat edebilirim. İzlediklerinin daha kötüsü olacak. Çünkü bu sezon başlangıcı. Daha da kötüleşecek işler. Şimdi işte puanlar çok uzak değil birbirinden. Öyle kimse can derdinde değil. Kimse tam anlamıyla şampiyonluk havasında değil. Dolayısıyla daha kötü olacağını vaat edebilirim. Ama daha iyi olmayacak. Ya da bir iki maç daha izler. Ondan sonra deli miyim ben der. Futbol ilgisini, futbol tutkusunu başka yerlerde arar. Başka liglerde karşılaşmaları izlemeye döner. Ya da oraya zaman ayırmaz. Bu kadar basit. Bu neyi etkiler? İşte bu şunu etkiler. Para yatırmaz futbola. Şimdi birçok farklı platform var. Birçok farklı platformda güzel içerikler var. Değil mi? İnsanlar arıyorlar, dağılıyorlar. Hangisini alacağız? Haklılar. %100 haklılar. Bazen bir seçim yapmak zorunda kalıyorsun. Evet, bazen bir seçim yapmak zorunda kalıyorsun. Bir tanesini üyesin, ötekini alsan mı diye düşünüyorsun. Ama Süper Lig'in içinde olduğu bir pakete para verirken insanlar düşünür. İki kere düşünür. Ya da sözleşmesi vardır. Sözleşmesini uzatmaz. Ya ben niye uğraşayım der. Maça gitmez. O futbolla ilgilenmediği zaman evinde varsa çocukları doğal olarak futbolla ilgilenmez ve Real Madrid başkanı haklı çıkar. Gençlerin futbola olan ilgisi azalır. Bu hakikaten böyle. Bak mesela benim de yeğenim var 15 yaşında. Ya uzaktan yakından alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok futbolla. Hani Fenerbahçe Beşiktaş'ın ismini bildiği için şanslı sayıyoruz şu an kendimizi. Ben 15 yaşında maçların skorlarını defterlere yazıp ligleri ezbere biliyordum, oynanan maçları. O kadar da benim ilgim. Yani Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonaları dahil hani albümlerini biriktirmek, sonuçlarını yazmak, bütün maçları izlemek dışında başka bir şey yoktu. O kadardı 15 yaşında. Onun 15 yaşında uzaktan yakından alakası yok. Yani hani Perez'e kızdık, Avrupa Süper Ligi o şu bu falan, ama bence tespit doğru. Şimdi oradaki tespit La Liga üzerinden yapılan bir tespit. Futbolun geleni üzerinden yapılan bir tespit. Dön buraya, tablo daha da kötü. Yani şu an bilgisayarla doğmuş internet kuşağına şu futbolu izlettirme imkanım var mı? O kadar fazla iyi opsiyonu var ki başka şey yapabilecek. Evet, o zaman burada şunu da sorayım o zaman. Hani senin izlediğin, bu kadar ilgilendiğin dönemde de aslında futbolun kalitesi bugünden kötüydü tahminen. Yani biz gelişmiş olmamız lazım. Futbol sonuçta ileriye gitti bir şekilde senin izlediğin dönemden. Ama o dönem farklı olarak internet yoktu. Senin kafan başka yerlere dağılmıyordu. Bunda kalıyordu. Yani, biraz bununla da alakası var. Hani sadece futbolumuzun kötü olmasıyla alakalı olan bir durum da değil. Var. %100 alakası var. Ama bugün izlediğin şey de o gün izlediğin şeyden farklı. Bak, futbolun kalitesi farklı. Futbolun oynanmaya çalışması farklı şeyler. Yani futboldan deyim yerindeyse çalmak bence farklı bir şey. Biraz o emek hırsızlığına giriyor. Yani yat sahaya, 2 dakika yat, rakip atak yapamasın, hakem oyunu durdursun mecburen, birileri sahaya girsin, çıksın, 30 saniye sonra geri dön. Bunu 3 dakika sonra tekrarla. Hakemler açısından her ikili mücadelede faulü çal, kurtul. Teknik direktörler açısından her faale itiraz et. Oyuncular açısından hep hakemi aldatmaya yönelik hareketler, taca itirazlar, yalandan kavgalar, tribünlere oynamalar. Tribünler zaten ayrı bir alem. Hani bu gördüğümüzden kötü bir tablo yoktu. Bak, kalite demiyorum. Tekrar söylüyorum. Oyun kalitesi, oyuncu kalitesi demiyorum. Ama bu kadar fazla oyunun durduğu, bu kadar fazla mertçe mücadeleden kaçıldığı bir durum yoktu. Tabii ki o zaman internet olmaması, tek büyük hobinin futbol olması %100 etkili. %100 etkili. O kaçılmayacak bir gerçek. Ancak eğer çağ değişiyorsa oyun da, oyunun figürleri de kendini değişen çağa uyarlamalı. Bu da hayatın bir gerçeği. Eğer sen onun dışında kalırsan,
O zaman sen de bir süre sonra tamamen oyunun dışında kalırsın. Bu lig bu sene 100 milyon dolar ediyorsa bundan 10 sene sonra 50 milyon dolara düşer kaçınılmaz olarak. Çünkü bundan 10 sene sonra o bahsettiğimiz teknoloji çarpı 100 yapmışken sen hala bunlarla uğraşırsan o zaman şansın kalmaz. Şu an geçmişten gelen bir noktayla rekabet edebiliyorsun. Peki 10 sene sonra bugün video oyunlarını görüyorsun. Adam birebir aynısını yapıyor oyuncuların. Mesela çocuklar futbol izlemiyor, futbol oyunu oynuyor. Garip değil mi? Yani. Hangisine para gidiyor peki? Para hangisine gidiyor? Oyunlara gidiyor, o tarafa gidiyor. Dolayısıyla dinleyicimize tekrar aramıza hoş geldin diyoruz. Dediğim gibi vaadimiz daha da kötüsü ilerleyen haftalarda. 3-4 hafta sonra eğer aramızda olursa bir kez daha telefonla arayabilir kendisi. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Şimdi Bitay'dan Bitcoin'in fiyatını sizlere aktaracağım. Bir Bitcoin 371.799 TL'den işlem görmekte. Düne nazaran çok büyük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Dün bu saatlerde yaklaşık 400.000 TL civarındaydı ama Barış abi de biraz bahsetti. Genel piyasalar da pek iyi bir durumda girmediler haftaya ve Bitcoin'in de ve diğer kripto paraların da buradan etkilendiğini görüyoruz. %7'lik bir düşüş var son 24 saatte. Dolar bazında 42.730 dolarda şu anda ki gün içerisinde 40.500'e kadar düşmüş Bitay fiyatı. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Evet, iddia bölümündeyiz. Bugün malum Süper Lig'de 6. hafta başlayacak. 4 karşılaşma ile birlikte başlayacak ve bu karşılaşmaların hepsi normalden daha yüksek oranlarla iddia.com'da ve iddia bayilerinde olacak. Bugünün bülteninde 17'de 2 maç var. Karagümrük Antalya Spor, Rize Spor, Altay, 20'de Beşiktaş Adana Spor ve Yeni Malatya Spor, Sivas Spor maçları. Tabii günün en önemli karşılaşması son şampiyon Beşiktaş'ın Adana Spor maçı ama Rize Spor için de ve Bülent Uygun'un geleceği adına da Altay maçı çok kritik olacak. Çünkü onlar da hafta sonunu yine mağlubiyetle geçirdiler. Ligde son sıraya demir attılar. Ve işleri pek de kolay gözükmüyor açıkçası. Onların da maçını ben açıkçası merak ediyorum bugün. Evet, bugün net tercihlerim olacak. 2.5 gol üstü ve toplam gol sayılarından farklı. Keşke Barış abi burada olsaydı da bugünleri evet, görebilseydi. Gözleri yaşarmıştır. Ajax'ın handikaplı kazanacağını düşünüyorum. Son maç 9-0. Acayip bir şov vardı Ajax adına. Evet. Son dönemlerde çok kolay gole giden bir takım Ajax. 1.24'lük bir handikap oranı var. Ama bence Fortuna Sittard karşısında bunu rahat rahat aşarlar. Yeni Malatya-Sivas karşılaşmasında risk alacağım. Sivas Spor galibiyeti bekliyorum. Sivas Spor'un ligdeki ilk galibiyetini alabileceğini düşünmekteyim bu mücadelede. Fatih Karagümrük Antalya maçında da yine ev sahibi takımdan bir galibiyet bekliyorum. Antalya Spor ilk yarıdaki 2-0 öne geçse de beni çok tatmin etmedi oyun olarak. İkinci yarıdaki oyun zaten bazı zaafları gösterdi. Ersun Yanal'ın durumu kritik. O da Antalya'da biraz işte taraftarla uğraşıyor. İlk yarıda kraldı, ikinci yarıda istifası istendi. Evet. Bu işler böyledir. Biraz orada durum sıkıntılı. Dolayısıyla Karagümrük'ün hani daha oturmuş gözüken anlayışıyla, kalitesiyle Antalya Spor'u geçebileceğini düşünüyorum. Tekrar etmek gerekirse Sivas Spor, Karagümrük ve Ajax'ın handikaplı galibiyetleri. Evet, şimdi Beşiktaş, onlar da bugün Adana Demirspor'la oynayacak. Tabii çok eksik bir kadroyla Beşiktaş sahada olacak. Enkudu, Teixeira, Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Umut Meraş kadroda yoklar. Wellington geri döndü, Rose geri döndü ama hangi şartlarda geri döndüler ona da çok hakim değiliz. Rose'nin bir hastalığı vardı. Bir maç kadroda olmadı. Şimdi geri döndü. Wellington'da fedakarlık yaparak yine
kadroya girdiği söyleniyor ki takımda da başka stoper kalmadı Montero'nun yanında oynatabileceği, yani mevkisi orijini stoper olan iki isim var gözüküyor şu anda kadroda. Atiba'nın yine dinlendireceğine dair dün Aspor'da Sercan Dikme bir bilgi paylaştı. Yani yine çok eksik bir Beşiktaş göreceğiz bugün, ama orta sahada Atiba yoksa hani Can Bozdoğan o bölgenin alternatiflerinden biri. Oğuzhan'ı sen son maç oyuna girdikten sonra beğendiğini söyledin. Belki onunla başlayacağı bir gerçi Salih varken Pjanić, Josef, Oğuzhan'a çok şans gelmez gibi. O yine oyuna sonradan girer, ama yine de nereden bakarsan bak eksik bir Beşiktaş olacak bugün. Evet, Beşiktaş eksik. Ancak Beşiktaş aslında bugünleri de bir anlamda düşünerek böyle bir kadro oluşturdu. Böyle bir kadro oluşturdu derken bugün sahaya çıkacak kadro da, eğer hani bu söylediğin oyuncularda ciddi büyük bir problem yoksa, ben 11'de başlayacaklarını düşünüyorum. Şimdi 11'de başlarlarsa Mert'le devam eder mi bilmiyorum. Kale biraz soru işareti, ama sağ bek Rozier, sol bek Rıdvan ya da Ensakala, Montero yanına Wellington iyi bir savunma attı. Josef de Souza zaten vazgeçilmezi takımın. Salih hem iyi oyuncu olduğu için hem de yerli kuralı sebebiyle sahada oluyor. Onların yanında Pjanić gayet iyi. Sağ ön Gezal zaten oranın birinci oyuncusu. Sol ön Larin ve Batshuayi. Şimdi evet, çıkan 11 gayet iyi bir 11. Bu 11 iş yapabilecek ve maçı kazanabilecek bir 11. Hamle konusunda bu 11'in sıkıntıları olabilir mevcut kadroyla. 19 kişi var zannedersem Beşiktaş'ın maç kadrosunda. Onun biraz sıkıntısı olabilir, ama ben hep söylüyorum, futbola bakış açısı olarak ben iyi kadronun çıkması gerektiğini, rotasyondaki oyuncuların da skoru korumaya çalışması gerektiğini ya da skoru arttırmaya çalışması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani maçı maç içinde yakalamak bana pek mantıklı gelmiyor. Elimdeki en iyi kadroyla başlayıp ondan sonra maçın gidişatına göre değişiklikler yapmalıyım diye düşünmekteyim. Sergen Yalçın'ın da Antalya Spor maçından sonra bir kez daha kağıt üzerinde zayıf gözüken bir kadroyla başlayacağını düşünmüyorum. Adana Demirspor açısından bir test maçı olacak. Aslında ilk Fenerbahçe maçında Adana Demirspor bence iyi sinyal vermişti. Ama işte Samet Aybaba Balotelli, Samet Aybaba'nın gitmesi, Montella'nın gelmesi, ilk maç, işte kazanılan bir karşılaşma. Yani Adana Demirspor'da daha bir bilinmezlik çok. Onların nasıl bir performans göstereceğini açıkçası tahmin edemiyorum. Takım olarak tahmin edemiyorum. Bireysel anlamda iyi oyuncular var, ama takım olarak ortaya ne koyarlar bilmiyorum. Beşiktaş'ın normal şartlarda hızlı başlayıp skor alıp ondan sonra rölantiye alması gereken bir karşılaşma, bir 90 dakika. Evet, geçen maç gibi oyuna sonradan sokup oyunu değiştirebilecek çok fazla oyuncusu gözükmüyor yedek kulübesinde. Hani Can Bozdoğan, hani Oğuzhan, Kenan Karaman, Güven Yalçın hemen ilk akla gelen isimler hücum bölgesini düşünürsek, ama onlar da hani bu ne kadar faydalı olabilir? Gökhan Töre ne kadar etki edebilir? İşte oyunu değiştirmezler. Ancak değiştirmezler. Korumaya yönelik belki. Yani Beşiktaş bu az kadrosuyla, yani fiziksel seviyeyi korumaya yönelik değişiklikler olur skor sendeyken. Evet, ama skoru tabii burada açması gerek Beşiktaş'ın. Evet. Aksi halde bu oyuncuların skoru değiştirmesi de çok kolay gözükmüyor. Şimdi bir dinleyicimizden mesaj gelmiş Hakkı. Diyor ki Alanya'da Fatih nasıl, iyileşti mi demiş. Yerlerde dönüyordu en son. Yani her taraftarın, her futbol severi böyle taktığı futbolcular var kendini yere attığı için. Mesela dinleyicimiz Fatih Aksoy'dan bahsediyor Alanya Spor'da. Doğru, benim de dikkatimi çekti. Geçen sene herhalde Beşiktaş'ta bir problem yaşamıştı yine bir Beşiktaş karşılaşmasında. Abartılı bir şekilde o da kendini yere atıyor. Ben de farkındayım. Jardel demiş ki Ömer Bayram mesela kendi takımına örnek vermiş. Her pozisyonu yere düşüyor. Ben de hissediyorum ya, Ömer Bayram bir yere yan yana geldiği anda düşecek. Kesin düşecek. Yani müdahale olsun olmasın. Yani ufak teması gördüğü anda düşüyor. Var. Adem Büyük çok kolay faul almaya çalışıyor. Var yani, liste çok kabarık gerçekten bizde. Bunun önüne şu ana kadar geçebilmiş değiliz. Bu değişmiyor. Bu oyuncular kendini yer atmaya devam ediyorlar. Bunu nasıl değiştirebilirsin? Biraz hakemle değiştirme şansın var. O bunlara çok prim vermezse bir yerden sonra hani mantıken kendini atmazlar diye düşünüyorsun. Çünkü neden atmaya devam eder? Çünkü hala hakemler bunlara faul çalıyor. Oyunu durduruyorlar. Bunu gören oyuncu da niye kendini yere atmaktan imtina etsin? Etmiyor, devam ediyor. Biraz bununla alakalı yine kurallarla ve kuralların uygulanmasıyla ilgili bir durum. Bir de bu sakatlık konularında Premier Lig'de bir standart oluştu değil mi şu anda? Kafaya müdahale gelmediği
dönemlerde ayağa geldiyse vesaire oyun devam ediyor, akıyor. Bizde de buna uyulmaya çalışılıyor zaman zaman ama bazen hakemler de hani kafa harici bir yere darbe geldiğinde de hemen oyunu durdurma eylemine giriyorlar. Bence bunu bir oturtmalıyız öncelikle. Yani kafaya gelmiyorsa ki acil bir durum diye kafa zaten farklı değerlendiriliyor ama hani ayağına müdahale gelmiş, başka bir yerine gelmiş, onu bırakacak artık hakem ve futbolcular. Bunu bence oturtmalıyız biraz da oyunu akmasını istiyorsak. Keşke gerçekten bu bilinçle oturursa yavaş yavaş topun oyunda kalma süresi biraz da artabilir. Yani dramatik Premier Lig olacağız demiyorum ama bu tarz ufak tefek şeyleri yapsak biraz daha vakit kazanırız oradan. Hakemler için o düdüğü çalmak daha kolay. O düdüğü çalmak çalmamaya göre daha kolay olduğu sürece hakemler açısından tercih olarak söylüyorum. İşimiz çok kolay değil. Çünkü hakemler üzerinde çok büyük bir baskı oluşturuyoruz. Şimdi maça daha iyi niyetle başlıyor. İki kez ikili mücadelede düdüğü çalmıyor. Üçüncü kez öyle bir tepki oluyor ki dördüncü de çalmak zorunda hissediyor hakemler de kendilerini. Çünkü çaldığı zaman çok büyük bir problem yok. Hele büyük takım lehine faal verdiği zaman hiçbir problem yok. Çünkü küçüklerin kamuoyu gücü sınırlı. Dolayısıyla onların yediği, yaşadığı haksızlık çok fazla dile getirilmiyor ama biz de biliyorsun eğer ikili mücadelede bir büyük takım oyuncusuna faulü verme, ondan sonra bir sıkıntı olsun karşılaşmada, hakem bir hafta konuşuluyor. Bunlar hep işte kararları etkileyen, futbolun kalitesini etkileyen faktörler. Hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Zaman zaman bazı faktörler ön plana çıkıyor. Birinde hakem tüm bunların altında çok kötü bir yönetim gösterirken, diğerinde öyle bir kamuoyu baskısı oluşuyor ki hakem iyiyken onu kötü hale çeviriyoruz. Ama hepsi birbirini tetiklediği için işte o az önce konuştuğumuz durum ortaya çıkıyor. Yoksa tespitin %100 doğru ama sadece keşke diyebiliyorum. Yusuf Korkut demiş ki geçen yıl bize farklı bir futbol izleten birkaç takım vardı. Karagümrük haricinde hepsi sıradanlaştı demiş. Futbola katmak yerine olanı bile bozuyoruz diye eklemiş ve parantez içinde Alanyaspor, Hatayspor ve Gaziantep demiş. Evet, geçen sezon bu takımların fark yarattıklarını konuşmuştuk. Alanyaspor, Çağdaş Atan'la, Hatayspor, Ömer Erdoğan'la, Gaziantep'te Şubudika ile birlikte. Karagümrük'te de belli bir yerden sonra Faryoli gelmişti ki o devam ediyor. Hatay'da gerçi Ömer Erdoğan da devam ediyor. Oradaki sıkıntı kadronun çok fazla değişmesi oldu. Çok erozyona uğradı biraz. Yeni ama kötü de değiller şu an. Evet, puan olarak da iyi durumdalar. Kötü başlasalar da toparladılar. Aynen, onların da toparlayacağını düşünüyorum. Yabancı teknik adamların evet biraz daha farklı olduğunu ben de düşünüyorum. Ama bu oyuna çok şey katıyor mu? Yabancı, hani yerli yabancı ayrımı da tabii çok doğru değil. Gelişime açık teknik adamları her zaman tercih ederim. Onlar fark yaratıyor. Ömer Erdoğan, Çağdaş Atan, hani beğenin beğenmeyin, Faryoli. Montella konusunda çok emin değilim şu anda ama El Maestro da mesela okuduğum kadarıyla çok potansiyelli bir teknik adam Göztepe'nin getirdiği. Bunlar bir şey katacaksa ne ala. Yerliler de aynı şekilde katabilirler. Ömer gibi işte daha genç belki teknik adamlarımız çıkacak. Şu anda öngöremediğimiz. Onlar işte ligin kalitesini de biraz daha yukarı çekeceklerdir. Başka bir arkadaşımız Ümit demiş ki Fatih Terim oyuncular arası ego savaşı, Pereira yıldız oyuncu çatışması derken en iyi insan yönetimi Sergen Yalçın'da var bence. Onu ileri götüren bu demiş. Bu da farklı bir tartışma konusu. Ne dersin Sergen Yalçın'ın oyuncularla iletişimi? Oyuncularla problem yaşadığı oldu mu? Bir tek herhalde Abubakar'ın bir oyundan çıkarken bir tartışması olmuştu Sergen Yalçın'da, çok ufak. Memnun olmadığını hissettirmişti Abubakar. Ama onun haricinde bir futbolcuyla Sergen Yalçın arasında tartışmaya dair bir şey okuduk mu? Şimdi yavaş konuşuyorum, düşünüyorum çünkü bir yandan da kaçırmak istemiyorum. Senin aklına geldi mi böyle bir şey? Bir anda aklıma gelmedi. Olmuş olabilir. Biz kaçırmış olabiliriz, unutmuş olabiliriz ama teknik adamlıkta iletişimin gücü çok sıklıkla dile getirilen bir konu haline geldi. Bu zaten artık kaçılamayacak bir gerçek. Peki burada Sergen Yalçın'ı nereye oturtabiliriz? Sergen Yalçın'ı hani direkt olarak Pereira ve Fatih Terim'le kıyaslamaya gerek yok. Kendi içinde Sergen Yalçın'ı değerlendirdiğimiz zaman bir kere onun büyük takımdaki teknik direktörlük macerasında iyi bir başlangıç yaptığını söylemek gerekiyor oyuncu yönetimi konusunda. Çünkü Sergen Yalçın çok büyük bir oyuncuydu. Çalıştığı oyuncuların belki de tamamından daha yetenekliydi. Herhalde bunu söylemek çok da yanlış olmaz. Hı hı. Onların yaşayabileceği her şeyi yaşadı.
kariyerinde de her şeyi gördü. Bir kere bu bence empati açısından Sergen Yalçın'a ciddi bir avantaj sağlıyor. Yani çok büyük bir oyuncu olmak, işte yetiştiği kulüpten ayrılmak zorunda kalmak, başka kulüplerde dolaşmak, en yükseği de görmek, en dibi de görmek zaman zaman Sergen Yalçın'a bence empati konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor. Onun dışında karakter olarak da Sergen Yalçın bence kavga edilmesi kolay bir adam değil. Bende öyle bir hissiyat bırakıyor. Yani Sergen Yalçın'la konuşsan kavga etme olasılığın az. Çünkü büyük ihtimalle hani senin söyleyeceğin ve çoğu insanı rahatsız edecek birçok şey Sergen Yalçın'a geçmiyor. Sergen Yalçın önemsemiyor, Sergen Yalçın umursamıyor. Dolayısıyla hani normal şartlarda biz Sergen Yalçın'la konuşsak, benim ona ters gelen fikirlerim olsa Sergen Yalçın'ın benimle mücadele edeceğini, bir fikir tartışmasına gireceğini ve beni ikna etmeye çalışacağını pek düşünmüyorum. Şu olur, reklam filmindeki gibi güler. Değil mi? Yani ben öyle hissettiriyor, bana öyle hissettiriyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Bazı insanlar vardır, konuşursun, bir fikir söylersin. O illa kendi fikrinin doğru olduğunu ispatlayana kadar konuşmaya devam ettirir. Ya illa sonuna kadar mücadele eder. Bırakmaz kaleyi. Bazısı da der, tamam peki der ya, tamam öyle olsun der. Sergen Yalçın bana ikinci örnek gibi geliyor. Dolayısıyla hani bırak futbolu, normal hayatta Sergen Yalçın'la kolay tartışamayacağın için bence teknik adamlığı da biraz ona yakındır. Yani Sergen Yalçın söyleyeceğini söyler, oyuncuyla kavga etmez, oyuncu alacağını alır. Eğer almazsa Sergen Yalçın teknik direktör olarak kararını verir. Ama çok büyük bir iletişim, yani öyle hani kavgaya kadar gidecek, ego savaşına kadar gidecek bir şey görmüyorum ben şu aşamada. Ama bakacağız tabii hani zaman içerisinde. Çünkü Beşiktaş'ta öyle kadronun da, şunu da söylemek lazım tabii, kadronun da öyle problem oyunculardan oluştuğunu söylemek hata olur. Yani aklıma Laiç geldi ama o da kendi özel bir durumu vardı. Onunla alakalı bir şey. Yoksa yine konuştum dedi Laiç'le 7-8 kere, hatırla. Bireysel yine bir şey yok aslında. Hani öyle sivri, işte mesela Cagne tarzı bir oyuncuyla uğraşmadı da Sergen Yalçın. Bir de orada görelim. Tabii yani bu da yakın zamanda ya da belli bir şeyde, belki başka bir takımda, belki Beşiktaş'ta, belki öyle bir oyuncu gelecek. Bir de onun testi olacak Sergen Yalçın açısından. Şimdi dediğim gibi şöyle bak bir Beşiktaş'a. Hepsi maşallah iyi çocuklar. Var mı arıza bir tip? Yok işte, arıza olanlar da kadro dışı zaten. Yok. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Ali abi, ne olacak bu Barcelona'nın hali? Son bölümde de biraz Barcelona konuşalım istiyorum. Dün biraz maça baktım. Kadroyu görünce aslında ilgimi çekti. Öyle baktım. Yoksa pazartesi günü Barcelona maçı izlemeye de alışık değilim bu arada. Barcelona maçı dediğin cumartesi olur, pazar olur. Değil mi? Pazartesiye koymak da değişik oldu. Dün de çok genç bir kadroyla aslında sahaya çıktı. Savunma attı. Ben bu aralar yaşa biraz takım. Yaşlandığım için mi acaba bilmiyorum ama sol beki 2003 doğumlu bir oyuncu. Sağ beki 2000 doğumlu. Amerikalı Dest. Stoperleri 2001 ve 99 doğumlu. Çok genç bir kadro. Yusuf Demir yine ilk 11'deydi sağ tarafta. Tıpkı Messi'nin ilk çıktığı dönemlerdeki gibi o hissiyatı alıyorum Yusuf Demir'den. Çok gerçekten dar alanda çok etkili bir isim ama Barcelona o eski Barcelona değil artık. Öze biraz dönmeye yaklaşsa da bu tercihlerle birlikte daha genç takım, işte daha alt taraftan gelen oyunculara da güvenen bir yapılanma ama sonuçlar da gelmiyor tabii ki. Bu da çok şaşırtıcı değil. Bu bekleniyor. Zaten bir anda tekrar eski seviyesine gidemez. Bir süreç geçmesi lazım. Bir şeyler yaşaması lazım bu takımı. Deneyimlenmesi lazım. Dün de 54 orta yaptıkları Barcelona'nın pek alışık olmadığımız... Bu gençlere ne öğretiyorlar altyapıda ya? Orta yapmayı, yani Caner Erkin tarzı ortalarla sonuç bulmaya çalışan, benim de izlediğim bölümde gerçekten çok fazla ortaya başvurdu sürekli. Hani top kanada gidiyor ve kanattan da orta. Hani Barcelona'da genelde bilinçli bir pas olurdu, orta olmazdı. Genel olarak tabii ki ortasız maç geçmiyor. İlla ki orta yapılıyor ama genelde öyle olmazdı. Bu sefer daha ezbere bir oyun anlayışı olduğunu görüyoruz. Eski Barcelona'dan böyle uzaklaşılması elbette biraz üzüntü verici. Şimdi ligde bir maçları da eksik gerçi ama 7. sırada Barcelona. Çok puan kaybı yaşadılar ligin bu döneminde. 4 maç 8 puan onlar için. Aslında kötü bir başlangıç. Dün de hem oyun anlayışları da değiştiği için, yani evlerinde Granada'yı yenemeyecek
noktaya geldi Barcelona. Senden ciddi bir cevap bekliyorum. Çok acı bağladın. Evet. Ciddi cevabım şu. Barcelona ve Real Madrid dünyanın en büyük iki kulübü. Bunu çok fazla tartışmaya gerek yok. Ancak son dönemde kötü yönetilmeleriyle beraber bir de pandemi etkisini koyunca zaten kötü yönetiliyorlardı. Ama pandemi de bunun artık hani son darbesi oldu. Onunla beraber bir ekonomik çıkmaz içerisine girdiler. Ekonomik çıkmaz içerisine girdiğin noktada kadrodaki ihtişamın, o insanları çeken yıldızların birer ikişer yok olması bir noktada kaçınılmazdı. Ve şimdi mesela eskiden çok eskiye gitmene de gerek yok. Yani bu kadroda Neymar, Messi ve Suarez beraber oynuyordu. Şimdi Neymar, Messi ve Suarez'in beraber oynadığı bir Barcelona kadrosunu izlemek ya da Barcelona'nın maçı var demek bir futbol severi heyecanlandırırken bugün Barcelona'nın Granada maçı dün kime heyecanlandırmıştır? Asıl soru bu. Evet, ama ben dediğim gibi ben bu haline üzülüyorum Barcelona'nın, ama bir yandan ben kadroyu merak ettiğim için açtım. Tamam, bak, kadroyu gördüm. Için benim için ama benim gibi olan çok yoktur. Şöyle söyleyeyim, mesela gelecek hafta açar mısın tekrar? Şimdi bir baktın Barcelona'da ne oluyor diye. Çünkü Barcelona dünyanın en büyük iki kulübünden bir tanesi. Hı hı. Merak ediyorsun ne yapıyorlar acaba diye, ama seni heyecanlandırmaz bundan 3 maç sonra, 4 maç sonra yine bu oyuncular oynasın. Real Madrid'de de 3 aşağı 5 yukarı aynı durum var. Real Madrid'in Barcelona'dan farkı, onlar müthiş bir jenerasyonu çok uzun süre kullandılar. Yani adamın artık suyunu sıka sıka hani Modric'in kullanmadıkları bir elementi kalmadı herhalde. Faydalanmadıkları bir elementi kalmadı. Onlar biraz daha farklı, ama onlar da o geçişi, daha doğrusu o kadronun bittiğini, o kadronun artık yavaş yavaş eskidiğini, değişmesi gerektiğini, oradaki değişimde biraz daha sancı yaşadılar. Şimdi iki kulüpte tekrar yapılanarak o ihtişamlı kadrolara, ihtişamlı oyunlara dönmeye çalışacaklar. Bunun bir süreç olduğunu futbol severler tabii ki biliyor. Neden biliyor? Mesela Manchester United en son ne zaman şampiyon oldu? 2013 yılında. Hmm. Alex Ferguson'un son sezonunda şampiyon oldu. Aynen. 2013'ten beri Manchester United toparlanmaya çalışan bir kulüp. Dünyanın da en zengin 5 kulübünden bir tanesi Manchester United. Harcamadıkları para kalmadı. David Moyes geldi, Mourinho geldi, Van Gaal geldi, Solskjaer geldi. Herkes geldi. Herkes ciddi para harcadı. Kadroda şu an Ronaldo, Pogba, Bruno Fernandes, Varane, De Gea, Varoğlu var. Ama bu sene şampiyon olur mu? Ya da şampiyon olduktan sonra ünvanını koruyabilir mi dersen büyük bir soru işareti. Döndüler dolaştılar. 36 yaşındaki Ronaldo'ya bel bağladılar. Onları şampiyon yapsın diye. Dolayısıyla o dönemler insanların hayatında olduğu gibi, şirketlerin hayatında olduğu gibi kulüplerin hayatında da var. Çok çok iyi bir dönemlerden sonra böyle düşüşler, böyle duraklama dönemleri kaçınılmaz. Bakınız Juventus. Juventus da Serie A'da tartışılmaz bir takımken geçen sene şampiyonluğu kaybettiler. Bu sene çok da öyle şampiyon olacak gibi durmuyor Juventus. 4 maçta galibiyet yok. 60 yıl sonra ilk kez ilk 4 hafta evet, galibiyet alamamışlar. Bakınız Fransa'da Lyon. Lyon çok uzak değil. Yakın geçmişte Fransa'da şampiyonluklara ambargo koyan, Şampiyonlar Ligi'nin vazgeçilmezi, Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapan bir takımdı. Hala toparlanmaya çalışıyor. Manchester City küme düştü, el değiştirdi. Son dönemde çok başarılı. Onlar şu an onların dönemi. Ama büyük takımların, büyük kulüplerin hayatlarında böyle dönemler var. Tabii işin kötü tarafı Barcelona ve Real Madrid'in bana sorarsan aynı anda, hemen hemen yakın dönemlerde böyle bir sürece girmesi. Çünkü tekrar söylüyorum, dünyanın en büyük iki kulübü. Onları izlemek ister insanlar, onları takip etmek ister. Ama ne kadar kısa sürede toparlanırlar. Yani Koeman'a bakarsan, Koeman orada olduğunu hak etmek, hak ettiğini ispatlar tarzda açıklamalar yapıyor. Yani ben buradayım ama Barcelona eski Barcelona değil. Eski gücümüzde değiliz. Yani hani beni burada tutun der gibi Koeman. Sorun ben değilim der gibi. O bakımdan da biraz kendisine açıkçası
kırgın, kızgın ve gıcığım. Evet, yönetimde de bu arada Kuman'la bu açıklamalarına bozulan, görevinden alınmasını talep eden isimler olduğu söyleniyor. Yani bunun da hani sürekli söylenmesi evet, çok evet. normal yani bir şey bir kere değil. Tespiti yap, ondan sonra hoca artık takımı kur, oyununa bak. Yani her hafta Kuman'dan işte Barcelona eski Barcelona değil. Artık oyuncular yok. Görüyoruz artık biz, zaten hocam. Artık şampiyon olamayız. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamayız. Üst üste iki kere La Liga'yı kazanamayız. Barcelona taraftarı bunları duymak istemiyor Ömer. Aynen, onlar başarı bekliyorlar ama gerçek Barcelona taraftarı da şimdi sırtını dönmesin. Protestolara başlamasın bizde. Hayır, hayır bak teknik adam bir kere tespiti yaptı ya. Tamam, ondan sonra tespiti yaptıktan sonra işine bak. Her hafta söyleme bence. Sürekli bahane de bir yerden sonra bayar. Evet, bitirdik bugünlük. Barcelona'da konuşmadan geçmedik. Geçmedik. Barcelona önemli. Juventus'a bir gün ayırmak gerek. Juventus'un maçı yok diye dün çok girmedim ama onların da hali tavrı felaket. Bu hafta pazar Roma Lazio var mesela. Roma Lazio var. Esport'ta vereceğiz Roma Lazio'yu. Pazar günü 19'da mesela o maçı bekliyorum ben. Güzel maç olur. Bir de teknik adam olarak da şimdi Mourinho ile Sarri karşı karşıya, zaten derbi olduğunu söylemeye gerek yok. Pedro da orada Roma'daydı geçen sezon. Bu sezon Lazio'ya geldi ki o da Galatasaray maçında bu arada oyuna girdikten sonra yine çok etkiliydi. Maçta konuşamadık ama Marco'ya attığı çalımı bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Marco'da belli kırılıyordu az daha. İki ayağında çok iyi kullanıyor ve yaşı 34 ama işi de bitmemiş. Gayet iyi de performans gösteriyor. Evet, bitirdik dedik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Barış Ertüm, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.